Ama gülersen olmaz ki. Otel yapış, otel yapış, otel yapış. Ormanların yandığı, yapış mahallelerin yapış. Yıkıldığı yerde çat diye otel yapanlar biziz. Nerede kimler bir AVM yapalım otel diyorsa babana biz koş. Diyoruz ki kardeşim otel yapalım. Günlük odasını 5000 liradan kiralarız. High season'da 7500 liraya çıkarırız. Döviz kaç para oldu sizin haberiniz Tatil var mı diyen minnoş. program. Otel yapış, otel yapış, otel yapış. Sıcak saatler Hostel introsuyla daha iyi bütün abi. tadı kaçan program. Sıcak saatler nedir ve neden bunun introsunu bize söyleyin Yarro gerçekten. dizi. Allah Allah. Beyaz Saray'ın önüne otel yapmak için yola çıkan bir grup arkadaşın inanılmaz maceraları sadece ve sadece otel. Hey Sam, şu elimdeki kağıda bakar mısın? Lanet olsun dostum, ETS turda otel fiyatları ne olmuş öyle? Bari ETS 4 arkadaş tur bir ev babana koş. kiralayalım da Apache gibi bir tatil yapalım ama yaptığımız zaten hiçbir bok anlamayalım. Evet, şimdi stüdyodayız. Sevgili arkadaşlar, STCC'den büyük hero. Açıklama geldi. STCC'nin Disney için kocaman bir reklama dönüşmüş. Hiç kıymetli bir şey olmamış Disney bu hafta. Rap yapsın. Hanım, o zaman Tancan Bey kalksın da bir çay içek de bir kendimize gelek. Mikrofona kafamı soktuk. Vakit geldi çünkü kendimize gelek. Neler olmuş ya? Hello, hoş unuttuk geldin. Unuttuk valla ya. Neler nasılsın? Olmuş. İyi, sen nasılsın? Ne yaptın? Nasıl tatil? Gluk gluk, cüp cüp, cüp lolo, lıp lıp falan geçti tatil geceleri yani. Geceleri şap şap, iyi ha, şap yani. Şap falan bir tatil yani. Gerçekten de bir hafta programımıza boşluk verdiğimize değmeyecek bir tatilde onu söyleyebilirim. Kimse de kusura bakmasın yani. Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Yatay Bakış'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Biz de sizin kadar rap müziğin gündemi işgal etmesinden sıkılmış bir durumdayız. Evet ya. Nereye elimi alsam sıkılıyorum. Ben. Geri döndüm tatilden, dedim ki bir açayım bakayım Comic Con'da neler olmuş dedim. Comic Con'da hiçbir şey olmamış. Olmadı ya, öyle bir sıkıntı. Fragman. Galiba herkes sıkıldı artık. İşçiler. Şeyler kaçmış. Fındıklar. Vice'la şey diğeri. Bir neydi? Nereye kaçmışlar ya? Ya bizim işte biz ne konuşacağız artık, ha, biz çıkmıyoruz ha. falan deyip uzanmışlar. Game of Thrones'un yazarları seyirci karşısına çıkmamış Beni kaçmışlar. Yoktu, aynen. Aynen aynen D&D. Ne yazık ki D&D'nin ismini kötüleyen satanizmden sonraki ikinci olayda Game of Thrones'un yazarlarının bir ismi oldu. Bir Akmar vakası, iki D&D. Gerçekten öyle. Neyse sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Yatay bakıyoruz bugün. Otel yakıyoruz. Ama bunun siyasi bir bağlamı yok. O otel yakmak kötüymüş. Otel kötü yapışız var. Biz o yüzden değil mi? Yakış değiliz. Tamam. Değiliz otel yani. Yakmak iyi bir şey o değil. Bir dönem Türkiye'de ısınmak için aydın yakılıyordu, ha, biliyorsun. Evet. Tavsiye etmiyoruz, onaylamıyoruz. Otel yapınız lütfen. Evet. Otelleri yapın. Kendinize geliniz. Tancan Bey nasılsınız? İyi valla. Özledik ya. Bir hafta yayın yapmadık. Sonra dedim ne oluyor acaba? Neler bitmiş? Tatile gittik bizimkilerle. Hmm. Curse of Strahd oynadım. O kısmı çok güzeldi. Güzel. Tabii oynamadım ya. Ben oynattım yine. Güzel bir campaign yazmışlar. Onun dışında da köfte acaba zehirli mi değil mi falan diye onunla uğraştık uzun bir süre. Nasıl ya? Onun dışında bizimkiler yüzmeye gitti ve işte ondan sonra işte Alaçatı ortamlarında kızlar çok güzel falan oldular bir iki gece. He, o kadar. Ondan sonra Zelda oynadım bir de Nintendo Switch'te, böyle bir tatil edeyim işte. Evde otursam daha iyiydi diyemeyeceğim çünkü arkadaşlarla olmak keyifliydi ama bir de Alaçatı güzel esiyor. Tatille ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Ha, iyi. Bozuk köfte mi aldınız bu arada? Niye? Ya iki kutu köfte aldık. Bir kutusunu ilk akşam ben yaptım, fırında köfte yaptım, çok güzel yedik. Sonraki akşam da başkaları yemek yaptı falan, buzdolabında 4 gün bekledi. He. Köftenin de buzdolabında bozulma süresi 4 gün. Yaptık köfteyi, salçalı malçalı yapıyorsun fırında. İyice lan kokuyu pişirdik, da bastırdı tabii. Kokuyu da bastırdık, lan güzel de kokuyor yemek. Kokluyoruz mis, ısırıyoruz. Bizimkiler hiç tat almıyor, ben ekşi bir tat alıyorum. He. Ben ekşi tat alıyorum deyince bizimkiler de şey oldu ama... Ama şey ekşi de değil. Çok ekşi de değil. Hafif ekşi. Ha. Ama kırmızı et zehirlenmesi çok kötü biliyorsun ya, değil mi? Evet abi. O riske gireceğime makarna yedim vallahi hiç. Bekara bir makarnası yedim aslanlar Denizi gibi. Denizi doldururdunuz boş yere. Yani. Hiç ev sahibimiz de sağ olsun şey yapmış. Kol böreğinin üstüne yoğurt dökmek suretiyle bize mantı yapmış. Onu yedik. Oo. Sağ olsun doyduk. Güzel güzel. Hoş. Güzel ev sahibiymiş. İlginç bir dönemdi yani. İlginç bir dönemdi gerçekten de. Neyse ben gelemedim yani. Evet. Sevgili arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Reis, neler var gündeminde şimdi bugün? Şimdi ne var? Rapçiler Allah kahretsin. Rapçiler bütün Türkiye'nin gündeminde var anladığım kadarıyla ya. Öyle abi işte babana koş, duşta yıkan, bizde duşakabin var. Benim anlamadım bak, Mehmet Çolak tweet atmış bizim şey demiş. Abi demiş tamam rapi anlıyorum da bunların prodüksiyon kalitesi niye hala bu kadar kötü? Harbiden açtım Eminem dinledim. Jay-Z'yi açtım. Çok ama sen da de Eminem'le kıyaslıyorsun abi. Jay-Z'yle kıyaslıyorsun. Abi bir dakika dur dur. Bak şey demiyorum. Diyalog şey falan. Diyalog değil. Hani... Jay-Z bir şarkısını 1,5 milyon dolara yapıyor abi. Sokarım. Hepsi full çekiyor. Bana ne?
Beyefendi çıkıp açıklama yapıyor ayda 100 bin lira kazanıyorum diye. Abi açıyorum dinliyorum. Bunlara geçiyorum şey gibi böyle teneke tınlaması gibi ses geliyor yani. Arada böyle 100 yıl fark var. Nasıl oluyor bu iş dedim. Bilmiyorlar bizdekiler. Bilmiyorum. Çok saçma geliyor bana. Bu kadar para kazanıp da prodüksiyonu bu kadar kötü yapmaları çok tuhaf. Hiç bir şey diyemiyorum bu konularda ben ya. Ben bir tek şunu diyebiliyorum. Anladığım kadarıyla geçen gün şeyde dedim, başka bir Twitch yayınında dedim. Elbette Türkçe rap'i güzel yapan birileri var bir yerlerde. Onların ismini seyircileri kendileri karar versin. Ama bu kadro şu an animeci kadrodan daha pis bir fanboy kadroya ulaştı. Yıllarca bize biliyorsun sorular, neden anime içeriği yapmıyorsunuz, anime konuşmuyorsunuz Evet. falan Çok diye. tehlikeliydi çünkü. Ya çünkü animeci kitle, anime izleyen insanlar demiyorum ama anime fanboyu olan kitle çok kalitesiz bir kitle. Laf da anlatamazsın, salak ve cahillerdir de muhatap olduğuna da Bıçaklarlar seni. tiksinirsin. Şu an Türkçe rap ne yazık ki böyle bir kitle edindi kendisine. Bu Türkçe rap yapan insanların hedefi miydi? Yoksa buraya mı geldik? Yoksa işte aslında şöyle, şimdilerde yeni tip rap müzik yapan insan çıkartmak nispeten kolay. Altyapıyı bir yerden satın alıp üstüne de birisi gev 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 konuştuğu vakit Oluyor. basit bir müzik çıkıyor. O da zaten müzik zevki çok olmayan insanlar tarafından seviliyor. O yüzden şu an bana şey gibi geliyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum, biraz da kitlesi salak olduğu için tekrar vurgulamak için. Türkçe rap'in eminim bir yerlerde iyi örnekleri var. Varsa da bize denk gelmiyor. Yani ama bilen biliyordur. Onun dışında ama bütün o iyi örneklerin üstünü kaplamış böyle bir ucuz müzik, ucuz prodüksiyon, ucuz sözler, Ya ucuz normal klipler abi işte dünyası var. sinema gibi şey gibi biraz oralara hemen Ha, ucuza aynen. basite Yani kaçıyorsun Türkçe yani. rap şu an Enes Batur'un sinema filmi Aynen. yapmasından çok farklı bir şey değil. Ya ne yapsak millet izliyor, ne yapsak bilet alıyor Ya dediğin noktada yapıştır şeye diyorsun. baktın mı hiç? Bak, Yapıştır, yapıştır müzik. box office'i bir açıyorsun. Böyle adını hiç duymadığın filmlerin fragmanlarını bir açtım geçen yayında abi. O kadar kötü fragmanlar var ki. Yani yemin ediyorum sana 1000 aboneli çok daha iyi YouTube kanalları vardır daha iyi video çeken. Öyle kötü yani. Tabii. Bu da onun gibi yani işte. Biraz bana öyle geliyor. Bir yandan da bu disleşmeler, atışmalar benim anladığım kadarıyla her tarafa şey sattırıyor, konser bileti sattırıyor. Tabii canım. Oğlum kim çıksa diyor ki full çekiyoruz. Ulan hepiniz full çekiyorsunuz. Hepsini. Kaç tane dinleyici Çekiyorlar canım, o çok belli var o zaten. tüpte? Ama 100 kişi mi gidiyor? Çekilmese ortam böyle olmaz. Full Ya çekiliyor. Doğu bok, yani bu Doğu bok içiyor bu. Batı bok içiyor bu arada. Doğu, neyse. de kavga Neyse. ediyor adam. Neyse doğru Evet. diyorsun. O zaman kavga etsinler, diss atsınlar, duşa Rap'le kabin. alakalı da benim müzikal olarak çok bir yorumum yok ama artık iyice ben alakalı bir insan değilim. Benim bile buraya kadar gündeme geldi ya. Güzel. Gülben Ergen Demet Akalın kavgası mıydı? Neydi o? Aa Şokopop inceleyecek artık. Yani evet ben ya. hakikaten küçükken habire Televole'de şey olurdu böyle. İşte Türkiye'nin divası Abi kim vardı hatırlıyor musun? hatırlıyorum. Onların hep altı doluydu ama işte o biri kocasını atlamış, öbürü sevgilisini ellemiş Ya burada falan da da. öyledir ki. Yok lan bunu da Kadıköy'e geldin diye dövüyorlar. Niye kavga çıktı diyor. Kadıköy'e geldi diyor. Ne bileyim. Öbürü diyor ki İzmir'e gittim. Bizim orada boyoz demedi. Ben dövdüm adamı falan. Öyle salak salak şeyler yani. Herkes birbirini dövüyor. Niye dövüyor belli değil ama yani. İşte okey. Yani ne bileyim, bana biraz hem danışıklı dövüş gibi geliyor hem de böyle boş gündem işleri gibi geliyor. Hep de şey söylerim. Yani bu tarz işler hep, yani her balonlar patlar yani, anladın mı? Influencer pazarlama balonu da patlayacak bir gün. Twitch yayıncısı balonu da patlayacak bugün. YouTuberlara Tabii sinema filmi canım. yapıyoruz, balonu da patlayacak bir gün. Şu an Türkçe rap'in geldiği durum olan Türkçe rap balonu da bir gün patlar inşallah, unutur gideriz. Ama ne olacak? İşini düzünü yapan insanlar var orada bir yerde. Onlar devam Onlar edecek devam abi edecek. zaten. Onlara zaten giren çıkan bir şey yok ama ne Tabii oluyor? canım. Böyle süreçler açıkçası öyle insanların ismini de kirletiyor biraz. Onlar da bilmiyorum ne yapıyorlar gerçekten. Çünkü denk de gelmiyorum ben açıkçası. İyi rap müzik kim yapan kimdir ve nereden bulunur konusuyla ilgili hiçbir tavsiyem yok. Abi Herkes kendisinin dinlediği insanın en iyi rap müziği yaptığını düşünüyor onu bu Rowling arada. yazar yakında. İyi rap Ha, Rowling müzikçileri ve nerede açıkladı. Snake bulunurlar. diyecek değil mi? Onu yazarlar. Snake bunca zamandır çok iyi yapıyordu. Always diyecek. Hala mı Tupac dinliyorsun? Always. Bu adam. Bırakmamış hiç. Ölmezler. O zaman daha heyecanlı bir konumuz var. Comic Con. Yaşasın. Comic Con'da inanılmaz açıklamalar Acayip olmuş. trailerlar, Woohoo! açıklamalar. Dördüncü faz, beşinci faz. Ahey, Aa esas ben bir tek şeye sevindim. Ama niye sevindim bilmiyorum. Sırf Marshall Ali var diye galiba. Blade olacakmış.
İsmini öğrenmişsin. Marshall'a. Marshall'a değil galiba lan. Maherşala. Arada bir R var. Marshall'a. Maherşala. Marshall'a. Maherşala Ali. Einstein'ı da ben yıllarca yanlış söyledim. Boş ver. Maherşala Ali'nin Blade oynadığını duymak beni hiç sevindirmedi. Çünkü Maherşala Ali bence aksiyon oyuncusu değil yani. Yayından önce yaptığım espri yapayım. Yap. Belki rapçi gibi oynayacaktır. Sözleri Nasıl? delip geçecektir herkesi. Anladım. Hani tasını elemiş, unu elemiş, tarağını asmış Tabii. artık. Ben oturduğu yerden laf edecek sağ sonra. Çenesek Blade. Ben Şey ne oturuyor diyorsun? masada. Şey ne diyorsun? Twitch yayıncısı gibi de yapabilir. Masanın başına oturur, açar YouTube'dan. Ha. Vampir gömer. Bu vampir mi? Aslında vampirler var. Bu boktan vampir falan. Bunun dişine bak. Bunun dişine oğlum 10 santim. Bizim bir vampir vardı. 20 santim dişi vardı oğlum. Oho. Neyse Bizim yani Hüseyin abi kansız getirir, kansız götürür adamı. ben valla şaşırdım çünkü maşallah Ali 40 küsur yaşında adam. Takla makla atıp yuvarlanacak bir vücut yapısı da yok. Yani ben olsam Blade rolüne 50 Cent'i falan koyardım. Gerçi 50 Cent'in son günlerde vücudu nasıl bilmiyorum ama O yaşıyor mu ya? kaslı sinirli zenci deyince benim aklıma rapçi geliyor. Ne bileyim. Şeyi koyardım. X-Gon Give It To You'yu Drake söyleyen var. kimdi? Kim? X-Gon Give It To You'yu söyleyen kimdi? Ha, Onu filan anladım. O çok koyardım yani. agresif, doğru Ha, diyorsun. agresif olacak, zenci olacak, kaslı olacak. Maharşeli Ali maşallah kendi halinde Müslüman adam bir de ha. Takkesi kafasından namazına giden adam. Aa, belki daha iyi olur oğlum. İslami şartlara göre keser Oo, vampirleri. Müslüman değil mi lan Ha, aslında çok doğru. temiz olur ha. Müslüman vampir avcısı güzel aslında. Bence iyi fikir. Vampir olarak avladıkları da şey böyle. Blade sıçın falan yapmasınlar da adamı. Batının kolonize hani Batının sömürgeci düzenine avlıyor aslında vampir diye de. Bak fikirler Hani çıkmaya Old Vampire Families başladı var ya böyle aristokrat. ha. Le Creux ailesi böyle 8 bin yıldır. 8 bin yıldır işte Afrika'nın kanını emdik falan diyor. Aa, Böyle maşallah da gelecek. şeymiş Bismillahirrahmanirrahim aslında. diyecek. Şak bir koyacak böyle. Orada vampirlik şey Tut değil mi? ha? Alegori aslında, hani gerçek kan vampir falan değil. Dediğin gibi böyle Afrika'yı emme, Hindistan emme Tabii falan, tabii tabii öyle tabii. sömürge. Tabii aynen. Orta Doğu'nun petrolünü emikliyorlar falan. Doğru. Marshall Ali de geliyor böyle gentlemen you have dined well falan deyip böyle maşallah bismillah deyip Sonra laf müzik saplıyor böyle. giriyor. Ya da çağrının müziği giriyor bilmiyorum. Yani çünkü Blade'i hiç okumadım ben. Ben de okumadım. Blade'le alakalı bütün bilgim şu. Wesley Snipes'ın Blade filmleri İlk ve film iyiydi. Spider-Man'de gözüktüğü o animasyonundaki 3-5 sahne. Orada da böyle Ha. atarlı işte ben yürü vampirim falan diye bir tipti yani. Çok da hani karakterine dair bir bilgim yok Blade'in. Ama yani filmleriyle alakalı şöyle bir şey vardı. Matrix'ten bir 6 ay önce falan çıkıp neredeyse Matrix kadar iyi special effect'lere sahip neredeyse diyorum bu arada. Yani Matrix tabii ki devrim de. İlk film iyiydi ama o kadar efekt iyi miydi onu hatırlamıyorum bak Yok ben. canım şeyler İyi falan vardı miydi? böyle 360 derece kamera dönerken her taraftan adamlar Ha, bir şeyler savruluyordu. Yok vardı. kan şişesi uçuyordu havada ona böyle slow motion yapıyorlardı falan. 2000 mesela 99 mu? O sene için Tabii, o eski. herifler neler yapmış seviyesi bir şeydi yani. Sonra tabii 6 ay sonra Matrix gelince unutuldu gitti onun yani yaptığı ilginçlikler ama Disko kaldı. Herkesin dönemine göre aklı çok disko fena değildi sahnesi yani. kaldı yani. Sonra vampirli bir şey daha vardı. O neydi? Underground mu? Yok, ne? Underworld ha. Underworld. Dark World? Dark World of Darkness? Underworld değil miydi? Underworld müydü? Ha. Ablamız neydi, ablamızın adı? Selina Kyle. Yok. Değil. Değil. O Ama kedi Selina olan. falan değil miydi ismi? Selin. Cecilia. Victoria. Öyle I miydi? don't know. Ya Ama o işte. dönem öyleydi ya. Ha, Lateksli Kate Beckinsale işte. vampirler yılları vardı gerçekten. O geçti artık biraz ya galiba. Lateksi vampir zaten, evet. Bir nereden sonra şey kategori olarak hayatına devam etti. Yani diyeceğim Performansı falan. maşallah Halil'in Blade'i oynaması beni hiç sevindirmedi. Blade dizisi geldiğine sevindim. Bence çünkü güzel bir vampir avlama dizisi her zaman izlenir. Ben gençliğime Angel'la geçirdim yani. Hani okey. Sen Varım seviyor böyle muydun şeylere. onları ya, Angel'lar, Yok. Buffy'ler? Ben dayanamıyordum Yok ama onları izlemeye. izliyorduk. Ben o kadar değil işte bak aramızdaki yaş farkından. Ha. Yani sen 2-3 yaş mı büyüksün benden? 3, O 3 arada mü? sen sıkılmışsındır Ben yani. sıkıldım. Benim tam şeyime denk geldi böyle. Şu an mesela Marvel izleyenler Boşuna şey gibi izliyor ya böyle. Hani denk ya işte ne alacak işte yani. İşte fena değil be abi falan. geldi. Benim de fena değil be abi falan dersi tarzı dizim Angel'dı. Ama bir şey söyleyeceğim. Buffy'yi hiç sevemedim ya ben. Buffy Ben çok de. sıkıcıydı Bak, ya. Angel'ı bile ben 2-3 bölüm izlemişimdir. Buffy 10 dakika falan dayanabiliyorum ya. Angel'da da şeyde bıraktım ha. Bunun yanında bir tane sempatik bir çocuk vardı. O öldü. Sonra yerine kitap okuyan bir bebe geldi. İkinci sezonu falan gibi. Oralarda sıkılıp onu da Ha. bıraktım. O dönem. Sonra birkaç sezon sonra baktım Karizma Carpenter gelmiş. Karizma Carpenter da helal Ha, etsin yani. Çok emeği var doğru. O üzerimizde. hepimizde var Çok emeği canım. var üzerimizde. Sağ olsun, var olsun. Evet. Onun ben video eseylerini çok izlerdim. Güzel esey yapardı o zaman. Aha, Angel'dan spoiler verme diye yazmışlar chat'e. Yuh be! Hazreti İsa'yı çarmıha geliyorlar İncil'i savunmaya. Angel'ın
Hazreti spoiler İsa'yı mı? çağırmaya geliyorlar İncil'in sonunda, haberiniz olsun. Neyse. Peki yani dediğim gibi Blade inşallah güzel olur, izleriz, Tamam, ne bileyim Black ben. Widow filmi geliyor. Biraz daha Scarlett Black Widow ölmedi Johansson mi abi memesi Endgame'de? göreceğiz. Bilmiyorum Onu daha. görmedik lan hiç Black Ya belli oluyor yani işte. Widow'da. Ama kardeşim. Şimdi o senin niyetinle alakalı bir şey. Yani Black Widow'un da alın memesi var diye bir tane sahne çekmediler. Sen belli oluyor diyorsun böyle iş. Yani ne yapsınlar o zaman? Bantlasınlar mı? Ben bilmiyorum. Yani Scarlett'i severiz o yüzden. Hayır, ölmedi mi bu kadın abi? Daha önemli bir sorum var benim. Ne bileyim. Ölüsünün filmi geliyor Öncesi olamaz değil mi? ölüsünün filmi. Sert. Ölüsünü Ha? dirisini çekeceğiz abi. Hepsini sömüreceğiz. Bak ya. Sen bugün hep sinirli başladın gerçekten. Türkçe Ben rap'e dolmuşsun sen. Rapçiler beni çok sinirlendirdi ya. Türkçe rap seni sinirlendikçe Black Widow'a çakıyorum. Peki bir şey soracağım. Gerçekten bu kızın ölüsünün filmini mi izleyeceğiz? Dur bakayım bir video Life oynayayım. and Death of Black Widow falan gibi bir film mi? Nasıl Vallahi öldüm? Bay herhalde Natasha ölmeden öncesi Romaninov. arada bir şey falan herhalde bir task'a falan gidecek çünkü filmin kötüsü de Taskmaster'mış ya. Ha, Taskmaster ilginç bir karakter Aynen. aslında. Taskmaster çizgi romanlarda akıllıca kullanılan bir karakter mesela. Çok şey olmuyor. Vır zıvır işlere bakmıyor yani. Şey, bir özelliği var onun, biliyor musun? Birilerinin dövüş stilini gördüğünde Kakashi Sensei hemen kopyalayabiliyor. Sonra gidip milleti eğitiyor bununla alakalı. Yer yer iyi tarafta, yer yer kötü tarafta sık sık gördüğümüz bir karakter. Yani şöyle, Taskmaster'ı koyuyorsan filme çok iyi dövüş olması lazım filmde. Çok iyi dövüş olacaksa filmde, ölmüş kadın nasıl o kadar iyi dövüş yapacak? Yok hayır muhtemelen öncesinden bir yeri anlatacak. Belki ilk dönemlerinden bir bölüm anlatırlar. Bilmiyorum. Ya Net bir da şey yok. işte bir arkadaş yazmış chatte, orijini olacak diyor. Orijinde ne abi, işte Rus Valla akademisinde dans ettiriyorlar kızı, gördük %100 onu. orijin olacak diye bir şey yok bu arada. Yani net bir şey yok. Havada şu anda. Bilmiyorum. Ben Neyse. görmedim varsa da. Eternals geliyormuş. Angelina Jolie varmış. Okay. Eternals'la Onlar. ilgili dikkat çeken tek şey bu galiba. Evet. Angelina Jolie var. Eternals'lar bu arada şey ha, Thanos gibi aslında. Ben çok bilmiyorum orayı. Şey işte şey gibi düşün. Married with Children'ı biliyorsun değil mi? Married with Children ama herkes Hastasıyım Thanos ya. ekipte. Aa ne güzel. Öyle bir dizi yapacaklar bence. Çünkü Eternals şu açıdan çok saçma geliyor. Herkes Thanos'tan para alıyor değil mi Hayır, yarışmış? Thanos ailenin genç oğlu işte. Yani şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam Marvel'da bu Eternal muhabbetleri, ama bir yanlış hatırlama ihtimalim çok. Çünkü bazen DC ile monitör vardı. Kimdeydi? Dark monitör falan, kafam çok karışıyor. Oğlum hepsi birbirine giriyor bir noktadan sonra zaten. Benim hatırladığım Uçuşmaya Thanos başlıyor. Titanlardan da, Titanlarda Eternals'ın böyle bir parçası falan gibi bir şeydi. Eternal'lar da böyle şey aşırı, yani şunu çok merak ediyorum. Şimdi sen bir Thanos'tan MCU'ya bayağı bir bölüm çıkarttın. Titans gelince şey, Titans diyorum. İşte neydi bunlar? Infinite gelince, Eternals gelince ne olacak ki? Şey mi olacak hakikaten? Thanos ailenin ergenoğlu. Baba var böyle. İşte hani Lavent me. Baba ya. İşte Infinity Stone versene. Gezegeni yok edeceğim. Al oğlum. Öf falan. Karısı Yarısını geliyor. yakacağım lan Karısı falan. geliyor. Güneşle saçımı tarayacağım. Para ver falan diyor. Böyle nasıl olacak bilmiyorum. Yani Şey yapıyor değil mi? Maşa gibi kullanıyor güneşi ha, böyle çift saçını. ikili böyle. Ya bence Marvel bu kozmik işinden hızlıca vazgeçse iyi olur ya. Kozmik işine giren kimsenin sonu iyi olmadı. Çizgi romanlarda da iyi Vallahi olmadı bilmiyorum yani. nasıl olacak bu işler. Bir yandan mini diziler geliyor. Loki'ler, Moki'ler gelecek. Hawkeye gelecek. Falan filan. Bir yandan diyorlar ki Keanu Reeves evrene girecek bir noktada. Var oğlu var. İşte 9 tane Spider-Man olacak dendi. İyi. Anında öyle. Doctor Ha, Strange Doctor Strange ile ilgili şöyle bir şey o güzel okudum. Korku filmi olabilir. olacakmış diyorlar. Evet. O güzel Hafif bir olabilir. Stranger Things fontu da patlatmışlar zaten. Fark Aynen. etmişsindir Aynen onu. aynen Böyle tatlış. gımgımlı gımgımlı font koymuşlar. Herhalde inciden şeye çakacaklar onlar da. Böyle 80'ler. Şimdi It'in filmi de geliyor bu sene mesela. Hani böyle İlk film iyiydi ya. bilinmezlik korkuları bilmem neler, ıvır zıvır bir şey yapacaklar. Valla ben Doctor Strange'in ilk filmini formül olarak diğer Marvel filmleriyle aynı ama içeriği açısından diğerlerinden farklı bulup bayağı sevmiştim. Benim de Doctor en Strange sevdiğim konusunda filmlerden. ümitliyim yani. Şey yok aga. Black Panther 2 yok. Var galiba ya. Yani Yok bu kadar mu? zenci ne izleyecek kardeşim? Millet Vardı ya, bekliyor. yok Millet aç muydu? aç. Thor 4 var. Thor 4. Ha, Thor 4 ile alakalı şey, ne diyorsun? Vardı ya, yok muydu Thor'u ben Natalie bakayım. Portman oynayacakmış. Ha onun işte şey Mighty Thor Natalie olacak. Portman'a da ne yakışır ha. Natalie Portman nasıl kaslı, nasıl boylu, endamlı. Tabii. Replikası var onda. Yani çok komik olmayacak mı? Ya da şöyle mi olacak? Yani çekici eline aldığında diye böyle bir valkir vücutlu bir ablayı koyup Natalie Portman'ın yüzünü mü üstüne yazacaklar? Çünkü Natalie Portman şu kadar falan bir kızcağız. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Full CGI yapacaklar herhalde.
Çizgi romanda yaptılar böyle bir şey hatırlarsın. Yaptılar aynen. İşte She Thor mu bir şey oldu. Mighty Thor'du Yani işte. kanser hastasıymış ama işte Aynen. çekici eline alınca okey Ona oluyormuş falan. geçiyordu falan. Okey de yani çizgi romanda da çünkü böyle boylu boslu falan filan oluyor. Şimdi Natalie Portman hakikaten kız küçük bir kadın yani. Ne bileyim Thor diye Thor'u da Abi maymun ettiler gerçi. Belki de şey mi oyuncu olacak? dünyasında da öyle onu oynayabilecek çok iri bir kadın da yok yani. Brienne oynayan hatuna mı oynat? Yetiştirilsin kardeşim. Brienne oynayan hatuna Kardeşim yetiştirilsin. Boylu boslu oynatabilirler. kadınlarımız nerede? Hem nasıl yok ya? Şeyi oynayan kız ne yapıyor? Vikings'de kralın eşini oynayan hanım abla ne yapıyor? Catherine Vikings'i Winnick. izlemedim ki Dünyanın ya. en güzel kadınlarından belki de bir Vikings tanesi güzel olan. mi ya? Yok. Ha o zaman Değil. izlemem. Ecdat dizisi işte yani. Şey Ernest işte, ey oğul falan demiyor da şey diyor. Ey Bron işte bundan sonra Svolnir senin bilmem neyindir. Git işte baltanı at ki baltanın düştüğü yere obakuya bir korabilirsin. Ey evlat falan çekiyor. Yani ne? Viking ecdadı onlar da. Ülerek yani bir farkı yok. Ama şey diyorum. Catherine Winnick'ten bahsetmek istiyorum burada herkese birazcık. Bak dişi Thor'u oynayabilecek kadınları sayayım ben sana. Çoğunu da bilmiyorum. Vücutçu falan varsa hiç haberim yok. Aklı bir Catherine Winnick geliyor. Vikings'deki kraliçe abla. İki şey. Adını söyle. Brienne'i oynayan hatun geliyor benim aklıma. Adı gelmedi onun adı. Yani çok komik bir şekilde Lady Sif'i oynayan kız oynayabilir bence. Bir de şey geliyor aklıma. Dur. Ay kızın ismini unuttum. Anna Torv. Fringe'deki kız. Ha. O da böyle çünkü boylu boslu eli ayağı uzun bir kız. Yani çünkü Thor deyince insan iyi kötü şeyi bekliyor. Ben mi? O zaman belki de ben eski kafalıyım. Yani o çekici böyle vurdu mu güps diye ses getireceğine inanacağın bir karakter bekliyorsun yani. Şimdi şey gibi mi olacak hani böyle Natalie Portman kask büyük gelecek falan hani ere Belki de falan mı olacak? kaslandır oğlum ne bileyim böyle iyi Ya böyle çalışacak Shazam gibi mi belki. olacak ya da? Ha. Yok Shazam gibi olmayacak da çalışacak böyle. Tom Hardy de öyle şey yapmıştı ya beyin Doğru. için. Aa Natalie Portman vücut yapıyormuş bu iş için Ha. düşünsene. Herkes Hiç böyle. hayatta yapmaz ha umurunda değil bence Belli böyle işler. olmaz. Kim Kardashian iyi oynar demişler oğlum. Neyse. Bizim de burada muhabbetimiz çok süper değil o yüzden. Bu arada Black Panther 2 ile Captain Marvel 2 var. Evet bak hatırladım. Ha okey. Onlar Çünkü var. bu kadar siyahi zenci kardeşimiz Ya ne şey izleyecek yani? anlamadım. Bir X-Men muhabbeti döndü. Onlar ekleniyor eklenmiyor. Pek bir bok anlatmadan onlardan uzadılar. Bir Fantastic Four falan havada uçtu. Dur dur dur. Shield'da bir şey kuş. Mockingbird oynayan kız. O da oynayabilir. Ha, gerçekten İzlemedim kızın ismini Shield'da. hatırlamıyorum yani. Shield'da izlemedim. Öyle. Yani bunlar. Bunlar giriyor. Faz 4. Ben hiçbir heyecanım yoktu zaten. Yine bir şey heyecanlanmadım. Ama senin de için ölmüş kardeşim. Ne? Sen Sen neye heyecanlandın ki hiçbir burada? şey. Ya abi Marvel filmleri artık şöyle bir rotaya oturmadı mı? Yani 6 ayda bir tane Marvel filmi geliyor. Yani ya sinemada gidip izliyoruz talep geliyor diye ya da Netflix'e, Kutflix'e 720p'ye düşünce izliyoruz. Ve eyvah hani böyle devlet hizmeti gibi bir şey oldu Marvel anladın mı? Ben Hani neye Facebook sinirlendim gibi biliyor oldu yani. musun? Hep var. Doğru diyorsun hep var. Ben de biraz da hani işte Hulk bekliyorum tamam mı? Geçen benim yayında sinirlendim böyle. Hulk'un dedim son çizgi romanı da çok iyi. Ondan da korku hikayesi çıkar. Niye filmle yaptılar diye. Sonra bir açtık baktık Universal ayı gibi anlaşma varmış. Sadece Avengers'ta yan karakter olabiliyormuş Hulk. Anasını satayım yani. Aa, Hiçbir şey yapamıyorlarmış öyle şey. mi? Evet abi. Universal'de miymiş o? Hiçbir şey Aa. yapamıyorsun. Sadece yan karakter oluyor. Kaza yaparsan da para oraya gidiyormuş belli bir Ama yüzdesi. Hulk'tan da ana film çıkmaz ha bu arada. Bence çıkar ya. Ama ne Güzel olacak yapsan yine şey mi çıkar olacak? Bak yani. beni sinirlendirmeyin de iki film geçirdik zaten Ya abi. oğlum o şey dandik kafalar yani. Biraz daha böyle Niye? düzgün bir şey yapabilirler Ang böyle. Lee'nin sanatsal Hulk'u var ya. Ben onu beğeniyorum canım. Çiçekleri kokluyor filan. Norton'unkinden iyi oğlum. Edward Norton'unkinden Norton'unkinden. iyi. Leş Norton'unkinden iyi. gibiydi o da. Çok kötüydü. Norton'unkinde bence Hulk filmi gelmesin abi. Hulk çok derinlikli Dizisi bir de karakter değil gelebilirdi. yani. Dizisi gelebilirdi. Korku hikayesi gelebilirdi. Orada da var yani. Bir şey söyleyeyim mi sana? She-Hulk filmi gelse O da Hulk olur. filminden daha iyi olur. Olur. Çünkü She-Hulk'ta şey olur tam. Hatta dizisi bile olur. Ellie McBeal ama Hulk. Değil mi? Anladın mı? Hani böyle Atarlanıyor. Objection Your Honor falan diyor. Falan yapıyorlar. Falan diye böyle sinirlenip mübaşiri falan tokatlıyor. Anladın mı? Böyle böyle bir eser izlemeyi ben tercih ederim. Rapçi dövüyor Çünkü ama. Bruce Banner Allah'ın Arizona'daki bilim üssünde hadi bir sinirlensin de üstüne atom bombası atalım diye bekleniyor. She-Hulk karakteri kadının da ismini unuttum karakterin. Sürekli hakikaten New York'ta Courthouse'da falan yani New York şehrinde olması falan hani şey gibi düşün. Brooklyn Nine-Nine'la ya da Castle dizisini falan izledin mi? Hani böyle New York Anladım polisiyesi anladım. vardır ya yani anladın mı? New York polisiyesi ama Hulk karakter falan. Böyle ilginç bir şey olabilir. Daredevil kafası olabilir işte biraz daha orada. Tabii. Ya ona yaklaşabilir.
Ya çok güçlü karakterden iyi işte bak Hulk'u bence zaten güncel şey ama günlük hayatta değil işte bu son hikayesi var Immortal Hulk diye çok güzel korku serisi oldu çizgi roman çok tuttu. Bir korku hikayesi gibi bir diziye çevirip tek one shot 13 bölüm falan öyle bir şey gidebilirler de yapamıyorlarmış zaten. Boşuna sinirlenmişim ben de. Zaten olmuyormuş. Yani o yüzden benim diyeceğim Marvel böyle hakikaten şey gibi oldu. 6 ayda bir emekli maaşımız yatıyor tarzı oldu hani böyle Nerede? heyecanlanmıyorum da. Vallahi bir Infinity War'a coşmuştum. Endgame'i hala izlemedim. Gamescom'a gideceğim 19 Orada mı Ağustos'ta. izleyeceksin? Yolda İnşallah artık izlersin. düşmüştür THY'ye. THY'ye düştüyse orada izlemeyi planlıyorum Yolda gerçekten. izlersin. Bakalım sonra da Endgame ile ilgili benim de yorumlarım olacak. Uçak şeyinde ekranda izledikten sonra. Yeni Venom gelir belki ona coşarız. Anladım. Daha güzel bir haberle devam edelim o zaman. George Miller demiş ki Mad Max olacak. Yes. Devamı geliyor. Furiosa olacaktı filmin ismi ama herhalde Charlize Theron'u bir kere daha kafayı kasıtmaya ikna edemeyecekler. Yo olacak Olacak gibiymiş. mı? Ha, Tom Hardy zaten istiyormuş. Okey. Teron'da olacak Tom gibi Hardy falan ister mı? tabii. Ha. Tom Hardy Hayır gelirim Tom ben. Hardy şey çünkü bu tarz rolleri aslında yani şöyle kendini rolüne çok dedike edebilen bir herif ya. İlk filmde çok zorlanmışlar çalışırken ama filmin son geldiği hali Sonradan, gördüğümde ben şey oldum yani aynı kadro olsun bir daha giderim askerliğe tarzı olmuştur yani. Çünkü herif şey film için kendini tabii. parçalamayı Bu seven ekip oyunculardan. mangala dönmüş Yani tabii. bu ekip mangala. George arıyor değil mi? Belgrad'dayız akşam mangalı. Valla olsun da izleyelim, güzel film izleyelim. Zaten bugün Kurosawa konuşacağız. Orada da bence o dönemin George Miller'ıymış adam hatta. Yani George Miller'dan çok daha iyi bence Tabii. de. Kafa olarak diyorum. Onun dışında ne haberimiz var? Kısaca şeyi söyleyeyim. Sylvester Stallone da Rocky dizi yapıyormuş. O da doymadı kardeşim. Yani huzur evinden film çekti. Aa, evet değil mi? En son Huzurevi The Movie çekti Ha, Huzur gerçekten. Evi'nin filmini çekti. Şimdi de diyor ki dizi yapacağım. O bunlar para yiyor mu acaba ya? Yat abi dinlen artık ne Abi bileyim. Rap şarkısı falan yap bir şey emekliliğinde söyleyeyim yani. mi? Çılgınca kokain içiyorlar bence. Bence de Öyle yani. böyle değil. Stallone'in yüzü zaten hep bir böyledir ya. Anladın mı? O kokainden diyorlar ona. Kaymış Baba kokain kaç para oldu? Dolar kaç para oldu yani? Anladın mı? falan. Kokain ucuz bir şey değil. Abim çekecek Tabii tabii. oğlum dolar bize pahalıysa Amerikalıya da pahalı böyle saçma Tabii tabii. işte. İnanılmaz bir kokain tüketimi var. Kokain torbacılarını topladılar en son Kaliforniya'da. Ondan sonra fiyatlar patlama yaptı. Tabii onları topladılar şeyden. Ya Üç gün benim bir şey söyleyeceğim. içerisinde Geyik bir yana rapçiler. gerçekten neden Rocky'nin filmini dizisini çekiyorsun? Yani kim oynayacak Rocky bir kere? Sen mi oynayacaksın? Ya Hala mı yine yani? işte genç çocuk bir yerlerden kaçarken rakinin eline düşer ve onu eğitir. Çok iyi boksör yapar. Sokaklardan kurtarır. Ya da yaşlı Rocky, genç Rocky isminde bir çocuğa mı nasılacak? Şey mi Genç diyecek? Bu ne lan? 2019 senesinde Rocky. hala Rocky diye çocuk mu var? İşte bu da diyecek ki abi sorma onu da şey oynayacak. Netflix'teki gözlüklü çocuk oynayacak. Ufak tefek çocuk var ya o popüler diye onu kesti diyecekler oraya. Projeyi de zaten Amazon'a satarlar. Evet. Diyecek ki abi diyecek ben de zaten Rocky'im diye beni bulluyorlar falan diyecek. Tabii Brom oğlum. seni bulluyorlarsa ben sana o zaman boks öğreteyim. Hatta içine HBL şey de yapacaksın falan tarzı aa bak daha yapacaklar. iyi şey yapayım sana. Amerika'da liselere silahlı saldırıdan kurtulmuş çocuk. Çok zayıf. Ha filan. Öyle yani biraz dramatik altyapı da Tabi var tabi yani tabi. böyle. Çok Tam acayip. şey aslında şeyin tekrar çekimi gibi olacak. Ne onun ismi? Karate Kid'in yani anladın Aha, mı? aynen. Çocuğu böyle itiyorlar kakıyorlar. Çocuk da böyle 95 yaşındaki Sylvester Stallone'ın yumruk Bak atmayı hemen öğreniyor. şey de geldi Et dövdürtüyor aklıma. filan. İşte bak et de öldürüyor. Karate Kid göndermesi var. Bir gün camı silerken sen cilala parlat bilmiyor musun falan diyor. Böyle gösteriyor gönderme de geliyor. Tamam güzel olur bu Tabi iş. cimcif falan hepsini öğretiyor. Cimcif. Ver. Nereden yani? Cilala parlat. Peki Otostopçunun Galaksi Rehberi sever misin? Çok. Ben de bayılırım. Dizisi geliyormuş. Otostopçunun Galaksi Rehberi ile ilgili şöyle ilginç bir anım var. Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni ben ilk radyo eseri olarak dinleyip sonra okudum. Aa. Bu herkese kısmet olan bir şey değil. Ben ilk okudum. Hani askerde okudum. Benim için zor bir dönemdi. Of, askerde de tam gider ha. Aynen. Herkes soruyordu. Ne abi bu porno mu diye soran oldu Ne yapıyorsun yani. lan? Porno mu okuyorsun lan? Otostopçu diyor abi falan diye. Otostopçu abi bunlar fena para kasıyorlar. Otostopçu ile pornoyu kafasında eşleştiren zaten bir tek askerde olabilir. Başka nerede olacak abi? Yani inanılmaz. Sen nasıl buldun tiyatro oyununda dinledin ya? Kaç senesin Abi bunu? şöyle benim işte üniversite döneminde bir şeyim var. Benim sık takipçilerim bilir. Yani İngilizcem benim çocuk yaşımdan beri çok iyi ya. Onun avantajı hep şey oldu işte. Dragonlance'ı da ben ilk İngilizce Sen okudum. özel okula mı gittin ilkokulda? Yo ben annemle babam babam devlet memuru. Bunu aslında bir sen ne diyorsun da anlatmıştın. Bilen biliyor da
Babam benim Ziraat Bankası'nda devlet Onu memuru. İşte biliyorum. eğitime ben 4 yaşındayken falan İngiltere'ye gidiyor bizimkiler. Ben de tam Ha, anaokulundayım. Beni tamam oradan tamam. anaokuluna veriyorlar. Hatırladım Benim hatırladım. kulağıma orada hocalar İngilizce üflüyor böyle. Şey Tamam diyor, "How are you Mr. tamam. Brown? You Mrs. Brown?" falan diyorlar. Benim böyle kulaktan inanılmaz bir İngilizce Tamam kalıyor tamam bende. hatırladım ben hatırladım O tamam. yüzden İngilizcem hep Bahsetmiştim. iyiydi küçük yaşımdan beri. O yüzden şeyi buldum. Yani üniversiteye ilk başladığım dönem şeydim işte. Kulaklıkta böyle küçük bir kreatif MP4, MP3 çalarım vardı. Kaç? Kreatif mi? 128 MB Ha, şey mıydı? mi? Dur Hatırlar neydi? mısın? Hatırlıyorum bende de vardı ya. Kreatifin mi Evet vardı? evet. Zaten kreatif kullanıyordu çok Ay uzun neydi zaman. onun adı ya? Çok güzeldi onun Onun adı. içine Şöyle ben takmalı şeyleri... çıkmalı. Tabii. Abi çok güzeldi o Onun ya. içine şeyleri yapıştırmıştım abi işte. George Carlin'ler, Seinfeld'in stand-up'ları, Monty Python'ın albümleri. Çünkü şeyi fark etmiştim. Yurt dışında komedi albümü diye bir şey var. Yani Ha, değil mi o komedi dönem? albümle satılan bir şey. Onları indirip indirip torrentten yapıştırmıştım. Orada da şeyi bulmuştum işte. Hitchhiker's Guide to the Galaxy'yi bulmuştum böyle. Hakikaten müzikli girişli falan uzun uzun böyle. Üniversitede de şeyde okuyorum. Davutpaşa'da okuyorum. Davutpaşa yolu 1,5 saat zaten. Davutpaşa İki zaten bölüm deviriyorsun git gel al. derken. Allah'ım çok. Orada bitmişti yani. Büyük seriyi devirmiştim orada. Sonra da Türkçesini alıp okudum. Fena değildi. Yabancı dilde okumadım hiç ama yani dinlemişliğim var sadece. Yabancı dilde ben de okumadım. Türkçe çevirisi ben ilk çevirisini okudum. Kabalcı yapmıştı galiba. Kabalcının çevirisi güzeldi bu arada. Sonra belli şeylere falan bakmıştım. İngilizce güzel gözüküyordu. Ben de işte askerde bayağı alıp götürüyordu yani kitap. Ben özellikle onu tutmuştum. Daha önceden bir kere okumuştum zaten. Abi benim Böyle kanalımın ismi Cansu Grubu Yakın Evren. işte Yani abi. biraz alakam var o işlerle. Askerde tam kaçma kitabıydı benim için Hadi. yani. Ve çok iyi bir kitaptır. Ve ben şeye çok üzülmüştüm yani. İlk eski filmini de izledim. Filmin dizisi bir şey vardı bunun. Çok kötüydü. Abi 2000'lerde çekilmiş bir filmi var. Onu diyorsun değil mi? Sonra bir tane daha yaptılar işte. Şeyin oynadığı. Simon Pegg. O mu oynuyordu? Şey işte. Simon Pegg oynuyordu galiba. Yok, Yok Simon Pegg değil. değil Hobbit, değil Hobbit. ya. Hobbit'in Ha, oynadığını Hobbit diyorsun değil oynadı. mi? Ha, Alif'i Yani unuttum. evet, çok süper Martin değildi ama Freeman ha. aşırı kötü de değildi bence o ya. Ama abi şey olmuyor ya filmler kitap çok büyük ya evren çok Evet büyük film çok komik kalıyor yani yanında evet. böyle bir girişi gibi kalıyor Aynen. anladın mı böyle bir şeyler var falan hani Bence hiçbir şey zaten anlaşılmıyor. işte böyle filmde falan yakalaman çok zor. Belki dizisini yapabilirler. Heh, dizisi işte evet o yüzden beni bir heyecanlandırdı ve yazarı da şey Wonder Woman'ı yazan abi Moffat. Jason Fuchs. Ha, okey. Bence iyiydi yani. Olabilir, bilmiyorum. Fena değil. Yani bu adamlar Amerikan tanrılarını da yaptılar. İzlemedim. Belli olmuyor ne yapacakları. Bak bu Good Omens'i merak ediyorum ben. Bir ara Good Omens'e bakacağım. Cratchit Neil Gaiman ortaklığıyla yapılmış bir eser. David Tennant da oynuyor üstelik. Good Omens'i izleyeceksen haber ver izleyeyim konuşuruz. Ben de Hadi haftaya o izledim. zaman. Kaç bölüm ama? Oğlum sen Bilmiyorum. de her Sıralı. şeye... Tamam. Tamam Dur tamam. hafta çok dizi birikince ben böyle ölüyorum evde. Good Omens kaç bölüm? Çocuklar, arkadaşlar, gençler, 27 chat. bölünmüş değil mi şimdi? Good Omens. Ya tam boysa bakacağız. 6 mı? 6 bölüm mü? 8 mi? 5, 6. Bence 8 bölüm izlenir be. 8 bölüm. Olur. O zaman Evangelion ve The Good Omen mi haftaya? Vay anasını. Evangelion 26 bölüm. Ya o Ama akar. anime. 20 dakika. Yani vıcır vıcır gider o da. Evangelion da çok akan bir anime değil ama Değil okey. mi? Tamam. Evangelion bu arada Netflix'e gelen Evangelion'u izleyeceğiz arkadaşlar haftaya. Ha onu bana bir takipçi yazmış. Gayet iyiymiş yani Netflix versiyonu. Sorun Evangelion bu arada yokmuş. çok iyidir. Ben aşırı Yok seviyorum yok şey olarak Evangelion'u. değil. Bazıları şey demiş ya Netflix versiyonunda sorun var falan dedi. Bir sorun yokmuş yani. Hani Bilmiyorum, ben de altta izleyince yazdık göreceğim. bence. Yalnız Netflix'e gelen versiyonu şey mi? Remake versiyonu mu? Şey mi yani? İngiliz kız var mı yok mu? Yoksa klasik Evangelion Yok mu gelmiş klasikmiş Netflix'e? işte. Bir sorun Klasik yokmuş. mi? Ha tamam. Aynen. Çünkü onun daha sonra bir yenisini yaptılar. Yenisinde bir kız daha eklediler. Ki ben de yenisini izlemedim açıkçası. Asuka ile Rei'den vazgeçemem. Ya izleyince konuşuruz bunları Tamam. ya. Sen izlemiştin zaten. O ben izlerim de Filmi ben... izleyeceğiz mi? De filmi var galiba. Filmleri boş ver ya. Bir tane film var. Last bir Filmleri şey mi? boş ver. Ya Kaçış mı? şey Şey. gibi değil onlar. Anlıyorsun. Ya işte izleyip istersen üstüne konuşabiliriz ama dizisi gibi değil hiçbiri. Klasik Evangelion dizisinin yerini hiçbir şey tutamaz asıl serisini yani. Tamam. Ben Evangelion izleyeceğim. Boys'u bitirirsem, kısmet bitirmezsem de izlediğim yere kadar konuşuruz. Ben mesela End of Bakarız. Evangelion'u çok sevmiyorum Evangelion dizisine kıyasla. Sonradan götünü toplamaya çalışmış, Ha, End of, End toplayamamış. of. Aynen, Konuşuruz aynen. bunları daha O var sonra. zaten bir tek Netflix'te. Diğerleri yok. Bu arada Evangelion çok meşhur şey animesi biliyorsun değil mi? Seyirci de bilsin. Anasunu namuna koyayım denilen anime var ya meşhur bir tane. Biliyor musun? Hani işte Ha, sen Takamiri aman var. Anasunu ayvayım namına koyayım ha. Takamiri var diyor ya. O işte Evangelion. Ha tamam güzel izleriz. Hemen bir çıkar öyle.
Biliyor musunuz bunu? Bilmeyenler araştırsın. Animede Türkçe küfür diye bizim zamanımızda Ya inanılmaz geçen popülerdi. bir ben onu parodi zannediyordum. Yemekli bir anime varmış. Yemek programı Ay varmış o orada. var var. Aa çok iyiymiş oğlum, ben Bak, onu bir şey izleyeceğim. söyleyeceğim. Parodi hiçbir anime yok. Her anime Oğlum gerçek ne yazık ki. muhteşemmiş ya. Sen anime dünyasına gir. İnanılmaz Oğlum şeyler olacak. tatlıyorlar, hepsi soyunuyor falan. Çok güzel oğlum. Tabii. Adam böyle tatlıyor, bir Tabii. anda böyle memeleri çıkıyor Abi falan. Kuro Kuro no Basket diye bir şey var ya. Ha, onu Bir biliyorum. de şey var. Satranç oynamalı var böyle. Kuro Tşş falan diye hamle yapıyor herkes böyle. kuro. Anime dünyası çok güzel gerçekten. Hiçbir şey normal olmuyor. Araba zillerine falan şey, evin ziline falan böyle kuş falan diye basıyor herkes. Neyse. Kuroko Bir gün basketti galiba. inşallah işte Kokoroku no Hentai no Doujin işte. Kokoroko mu? Evet. Ha, tamammış. Abi ondan sonra ha bak şey bir konuşalım. Hatta dur ekibi bir açayım. Bu haftanın patlayan videosu. Yüzüklerin Efendisi'nin Aa, ekibi. Ayı gibi ekip. ayı gibi ekip Ne oğlum, gerçekten. All Star gibi neymiş oğlum Ya All onun? Star gibi de değil ha. İyi iyi bence, Ya iyi. şöyle. A eksi herkes, anladın mı? Şey gibi Ya değil. Yani yönetmen Ennio Morricone şey Tabii. Steven Spielberg falan gibi değil. Yani şimdi Spielberg olmasın hani zaten hayır, de. All Star deyince yani All Star değil ama çok iyi kadro. Dizi dünyasının All-Star'ı gibi biraz Tabii yani. dizi dünyası için çok iyi isimler var. Yani ama hani All Star deyince bana şey gibi geliyor. İşte ne bileyim. Dan Harmon işte ne Ya bileyim anladım kim anladım. var? Tom Tom Clancy. Clancy. Sid Meier falan. Expendables gibi yani herkes orada yani. İsmi olan ünlü herkes vardı lan böyle yani. Behzat Breaking Bad kadrosu full falan onlar da Ç. var böyle falan. Yani All Star değil ama bir de şey çok hoşuma gitti. Nolan. Yani Nolan da olsa kadro bir çok şey iyi. olmaz. Christopher Nolan Orada sadece sette bulunuyor. Ne böyle falan. sütlü açıyor değil mi? İyi iyi, dizi güzel. Yapıştır. Abi yazıyoruz, yazın yazın. İyi yazıyorsunuz. Değil mi? Hepsi böyleymiş aslında. Şey hatta Behzat Ç. falan da ne Hatırlıyor musun? Bizim ilk çalıştığımız ajans böyleydi. Ünlüleri doldurup ajansın adını yükseltmişti. Ha. Gel abi sen de gel. O da İşte bizde falan. şimdi o kafayla YouTube videosu yapılıyor. YouTube filmi yapılıyor abi. İşte Aynen. bizim patron zamanından çözmüş o kafaları. Aa, İçeriye ünlü dolduran da iş yapıyor sansınlar. Aile ve Müslüm'ün yapımcısından geliyormuş Hobbit. Şey, Yüzüklerin Efendisi. değil Tabii. Naim mi? Süleymanoğlu'nu bitirir bitirmez Of. Gandalf'a geçecekmiş hemen. Seni nasıl unuttuk be Gandalf? Ah Bir tane be. Naim Süleymanoğlu fragmanı yapmışlar. Gördün mü Yok onu? izlemedim onu Ziraat Bankası reklamı izledin mi hiç? ya. Şeyler Of vardır ya. tamam. Ziraat Direkt Bankası canlandı kafamda ya. 150. yıl, 151. Evet. yıl, 152. yıl, 153. yıl reklamları var. Onları Reklam izledin mi? biter bitmez böyle ceviz toplayasın falan Evet, geliyor hemen böyle herhalde. şey oluyor. Esnafa sarılmam lazım Tamam. falan oluyorsun. Börek yemem lazım. Abi aynı estetikle Naim Süleymanoğlu fragmanı çekmişler. Film nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada fragman filme dair hiçbir şey anlatmıyor. Halter var mı? Şöyle Naim yürüyor bir koridorda çıkıyor. Ya bismillah deyip halteri bir silkeliyor. Millet de alkışlıyor falan. Ama Ha. onu öyle bir vermişler ki hani tam kaldırdığı noktada böyle Ziraat Bankası 153 Kaptı. yıldır bu dünyanın gücü falan diye böyle verince çünkü sürekli böyle Pava'da geziyor değil mi dizisinde? Kaldır şöyle. Abi ben geldim. Ne yapacağız? şeyle. Yani tuhaf bir fragman olmuş. Filme dair hiçbir görüntü yok içeride. Yani şeyi de herifler de şey çözmüştü. Ver baba gazı. Bizim millet gaz seviyor ya. Yapıştır gazı Tabii. demişler. Filmden bir kare yok içeride. Full ama böyle şey var. Gerçekten reklam filmi çekmişler fragman diye. Millet böyle esnaf böyle evini mevini kapatıyor. Bankacılar böyle gözlüklerini çıkıyor. Yani herkes Ne eve koşuyor. oluyor? Naim'i izleyecekler. Naim böyle Ha. oba diye bir silkeliyor Seul'e Saçını şeyi. üflüyor mu? Yani, Var mı? üflüyor çocuklar da üflüyor. Bir de çocuklar Ha. koymuşlar. Onlar da esnafın çocukları böyle. Ha. Fış diye onlar da üflüyorlar böyle falan. Herkes gaza geliyor. Biz Ziraat Bankası 157 yıldır Türkiye'nin değişmeyen gücü. Halk Bankası, Şeker Bankası falan diye. Sikme ve koparma da ödül istiyoruz filmde de. Allah Ya kahretsin. ilginç bir fragman olmuş. Filmle ilgili bir fikir vermiyor. Çünkü Ha. yani filmin reklamı olmuş yani. Ama filmin reklamını da Ziraat Bankası'nı yapan ekibe yaptırmışlar. Ucuza İlginç yani. çıkarmışlar. İzlerken şey oluyorsun böyle. Ulan Anadolu Sigorta mı? İş Bankası mı? Ziraat Bankası mı? Akbank Kredi mı? THY mi acaba bir ara? mi Onlar da böyle yapıyordu. alsak? Aa Naim Süleymanoğlu'ymuş falan oluyorsun. Hani hiç aklına gelmiyor. Çünkü bir de Türkiye'nin yükselen gücü falan. Hani acaba dedim halterle. Hayır banka değilmiş sonra Naim Süleymanoğlu'ymuş. Ben olsam onun Türkiye'ye gelme hikayesine bayağı odaklanırdım. Bayağı güzel hikaye çıkardı. Neyse, Bu arada çıkarmadı. yani eminim Naim Süleymanoğlu'nun çok ilginç bir hikayesi vardır. Keşke Var. fragmanda da buna dair ipuçları görseydik. Bayağı oğlum gizli bir operasyonla falan geliyor ülkeye aslında. Çok anlatılır umarım yani. Bütün olay orada aslında. Ben hikayesini okudum. Bakalım. Bulgaristan'dan geliş hikayesi falan. Ya yani işin içine Turgut Özal giriyor, devlet giriyor, MİT giriyor. Bir şeyler. Olay çok karışık oğlum.
Güzel hikaye aslında da Turgut Özal da anlatılabilir. Barış Görelioğlu oynuyor. Ha değil mi? Bakalım orada da Naime şey diyecek mi? Var mı yeni projeler? Kim öldürüyor acaba Turgut Özal? Barış'a sorarız artık. Sana öğrenmiştim. açıkladılar mı abi? Kim öldürüyor? FETÖ diyorlar ama bilmiyorum. Neyse dur şey diyecektim bir de. Lord of the Rings'te şey var. Jon Snow var esas. O güzel. Bütün konsept, ha, evet. Tasarım falan Tabii. onda. Ama onun hep bu işlerdeki yan kankası Alan Lee miydi? O abi yok. Ha o yok evet. O iyice yaşlandı herhalde. Bir Onlar de Hobbit'te çünkü 3 boyutlu çizmişlerdi böyle eş zamanlı, hatırlıyor musun? Çıldırmışlardı aynen böyle. manyaklıktı oğlum. Deli gibi çiziyorlardı. Bir de esas şeyin Peter Jackson esas arkasında görüntü yönetmeni abi vardı, adı neydi? Ha bak, Öldü o da görüntü mesela. yönetmeni bir şey çok iyi. Set yani şey prodüksiyon yöneticisi çok iyiymiş. Prodüksiyon çok iyi oğlum, hepsi zaten Yani demek ki Jason cahilden tut. zırha sete döveceğiz gibi geliyor bana. Bir zırh set, yani bunu iyi yapamazsan yapma bu işi yani. Yok, sanat olarak, yapım olarak iyi olacak. O belli de oyuncular şimdi kritik. Kim Bakalım. olacak, ne olacak? Witcher'ın fragmanını ben bu hafta Twitch'te şeye montajladım. Zeyna'nın arka planda montajladım. Çünkü Herkül'le Zeyna'ya çok benziyor kat olarak fragman. Biz şeyde Konuşmuştuk ya konuştuk. geçen Kalk hafta. gelde konuştuk. Ha, kalk gel de konuştuk bunu. Kalk gelde Doğru, konuştuk. şeye mi çok montajladım. Zeyna ile Herkül'ün arka planının müziğine montajladım gerçekten. Yani Herkül'le birebir uydu katlar ve müzik. Zeyna'ya da müzik çok yakıştı. Zeyna'nın da çünkü şey müziği vardı ya, hatırlar mısın? Aha. Zeyna Onlar bilmem ne öpüştü falan. mü ya? Ben hep Aa, öpüş. ne çocukları bile var. Hala şey, Zeynel önünde kız öpüştü mü? Çocukları bile var. Hadi canım. It's Aman be, keşke Maga izleseymişim be. HD'si de ya. yok. Ben izlemedim. HD'si de yok. Hiç bu da birden sonra izlemenin anlamı da yok. Yani bir şey anlamazsın. Bu arada hemen reklam yapayım. Kalk gere gelmeyenler, 1 saat Harry Potter konuştuk. Kavga ettik. Hiçbiriniz Ama bir izleyemediniz o argümanı demleyelim. Sonra şey yapacağız. Bir yatay bakışta Harry Potter özel bölümü de yapacağız, haberiniz olsun. galiba. Bakarız Bu sefer bence. daha da donanımlı geleceğim sana. Çünkü sen yalanlar içerisinde yaşıyorsun Harry Ya Potter bırak. konusunda. Kendini kandırmışsın her Yapmadan şeyden önce önce. haber ver. Ben bir daha kitapları okuyup bir tur daha Gel gelirim. lan. Gel, her şeyinle gel. Tatile bir gittim, Yiğitcan Erdoğan. Elinde getirmiş Deathly Hallows okuyor hala. Ulan dedim, 33 yaşında adam oldun ya. Dobby öldü, sonra Dobby'nin öldüğü yerde de gözü doldu. Kalktı gitti dışarıya filan. Hüzünlü ama lan Doğrudur. Dobby'nin Bilmiyorum. Ben okumadım Deathly Hallows'u. Helal olsun dedim bir yandan. Bir yandan da dedim eşek kadar adama bak. ölüşü. Fare öldü, fareyi aldı dedim. Ev faresi ölmüş. Evin faresi. Hizmetli gibi değil mi böyle? Neyse. Aa. Ama kitaplar ya. Bu şimdi okusam ağlamam muhtemelen de. Yani ben dediğim gibi lisede okuduğum için. Lisede bir ergenmişim demek ki. Ya tabii Hüzünleniyordum. ergenken keyifliydi Harry Potter. Ben Harry Potter kitaplarını okuduğuma hiç pişman olmadım hayatımda. Ama Order of the Phoenix'in yarısında şey oldum. Bu ne lan böyle falan deyip okumayı bıraktım yani. Neyse, hadi Harry Potter bırak. Akino Kurosawa konuşacağız azıcık. Var mı başka Dur, gündemimiz? var bir Aa, şeyler diyor, var ya. mı? Var var. Tamam. Şey var. 6 yaşında 8 milyon dolarlık ev alan kartel. Bu nereden geldi para? Çocuk. Çocuk var. Rapçi Asyalı. miymiş çocuk? Yok, çocuk düz Yok. YouTuber'mış. Ha. Buna Koreli, Koreli ne? Tayvan Oyuncak mı? YouTuber'ı bunlar değil mi böyle? Galiba. Sibel'in kanalı oyuncak açıyor. Aynen. Bakın işte boncuğun içinden pipi çıktı falan böyle. Ve daha da kötüymüş. Halk çok sinirliymiş. Şöyle şeyler yapıyormuş işte. Babamın parasını çaldım, arabaya bindik falan. Hani böyle. Ha, bir de şerefsiz Tabii tabii YouTuber'mış. pis pis Anladım. böyle. It's a prank bro. Ya Anneannemin cenazesine tükürdüm. öyle. It's a Bak prank bro. bu kız. 6 yaşında mı bu? Evet abi. Keşke bunu canlı yayında bir dövseler. Ama neyse, şimdi bizi çocuk gelişimciler Hayır izliyordur, hayır. kızacaklar. Şimdi zaten Bu sorun konuyla çocukta ilgili değil. resmi yorumumu yapmak istiyorum. Geyik Ha, yapmadan önce. ciddi konuşalım zaten. Tamam. Yani Michael sorun Jackson'ı görmedim. Yok. Bu gerçek yorumum değildir. Where is Michael Jackson when you need him ya? Sen Neyse. Michael'a izah mı sallıyorsun? Ben de bugün rapçilere sallayacağım. Böyle işte gidiyoruz öyle yuvarlanıp. Evet, ama şöyle düşün, yani Michael Jackson müziği sayesinde 50 sene sonra bile sallanmaya değer bir hedef olarak hayatımızda olacak, ama Evet. Türkçe rapçileri 10 sene sonra kim hatırlayacak yani? Ya sorun şu burada. Çocuk sömürüsü her alanda var diye konuşuyoruz ya. Bununla ilgili mesela ben setlerden biliyorum. Filmlerden, dizilerden. Yurt dışında bu daha sıkı da. Türkiye'de biraz daha esnektir kesin. İşte psikologla gelir çalışabiliyor. Eğitimin aksamaması lazım. Özel sözleşmeler yapılıyor. Bir tane denetleyici kurum var falan. Ya bunun farkı ne? Yani 6 yaşında çocuk. 6 Yok, yaşında Türkiye'de de var lan. abi. Bizim yayınlarda açıyoruz.
Neler var biliyor musun? Böyle ismini şimdi düzgün hatırlamıyorum. İnşallah da gerçek ismini vermiyordum da. Yok, Babişko'nun evi. Ha. Evde 3 tane kız habire bunları çekiyor. O ona prank yapıyor. Onun okuluna gidiyor. Bunu havuza itiyorlar. Bilmem ne oluyor. Tabii canım. Habire bütün düşünsen çocuksun. 13 yaşındasın. Pipinin nerede olduğunu keşfediyorsun. Sürekli kapıdan içeri annen giriyor böyle. Oğlum nereni keşfettin bakalım bugün? Arkada da böyle monkey spinning monkeys müziği var. Falan Kendimi diye şöyle böyle. bu Yemin pipişi. ediyorum ben öyle bir evde büyümek yerine kaçarım lan evden. Yani seni sürekli maymun eden bir ailen var ve bundan çok memnunlar. Senin maymuniyetinden para sayıyorlar Maymun yani. oluyorlar. İğrenç bir şey lan bu. Yani çocuklarınızı YouTube izletmemeniz lazım. Bırak YouTube starı etmeyi yani. Ya Rezalet. Bu bununla çocuklar büyüyünce ne ilgili yapacak? çok haklı bir isyan vardı Twitter'da. Hatta sen de cevap yazmışsın işte bu LGBT yürüyüşlerinde de çocuklar kullanılıyor. Lütfen dikkat edin falan diye. LGBT birey de şey demiş. Ulan tamam siz doğru söylüyorsunuz. Bize sallıyorsunuz da. Bu ne olacak? Buna hiçbir şey diyen yok. Hani bu böyle çıkıyor. Yani mesela atıyorum düz dede tamam mı dayı. Vay çocuğu ne biçim giydirmişler sokaklarda yürütüyorlar diye kızıyor. Bu çıkınca gülüyor. Ve ulan nasıl bir yüz iki yüzlülük bu? Yani aynı şey. Ve bu çocuk para kazanıyor ha. Yani çocuk kazanmıyor bir de. Çocuğun üzerinden ailesi kazanıyor. Tabii. Milyonlar kazanıyorlar. Yani 8 milyon dolarlık ev almak ne demek oğlum? Ya Türkiye'dekiler de kazanıyor bu arada. Ayıp burada ama da da. işte açıkçası konu nereye geliyor biliyor musun? Mecranın omurgasına geliyor. Evet. Mecranın omurgası şu demek. Yani mecranın omurgası YouTube'da senin 18 yaşından küçük çocukla alakalı video koyacaksan belgeni sunmadan o videoyu koyamaman anlamına geliyor. Yer mi YouTube'da böyle bir şey yapmak? Yemez. Çünkü YouTube bütün gelirini çocuk videolarından sağlıyor. Neredeyse %50'sini belki yani Tabii bütününü demeyelim canım. ama YouTube'un gelirinin %50'si çocuk seyirci ve çocuk kanalı üzerinden. YouTube bugün, ha siz de belki bir kısmınız Twitch'ten izliyorsunuz, bir kısmınız YouTube'dan izliyorsunuz. Ben burada bakın ağzımla söylüyorum. YouTube bugün dünyanın en büyük çocuk işçi çalıştıran platformu olabilir. Öyle canım. Yani Adidas'ın Nike saymazsak. Adidas, Nike, üçünde kahveciler var işte. Kahveciler var. Onları saymazsak dünyanın en fazla çocuk şeyi çalıştıran markası olabilir yani. Daha doğrusu çocuk işçi çalıştırmasını azmettirici bir platform olabilir yani. Ya bunu yasaklamak bu kadar zor değil. Senin 1.000 tane içeride denetçi adamın var. De ki videonun kahramanı 18 yaşından küçükse ailesi de bize işte çalışma belgesi, psikolojik koruma belgesi, eğitime devam etme Hı, belgesi tabii. cın cın göstermezse biz çocuk içeriği yayınlamıyoruz kusura bakmayın. Çünkü sinema sektöründe çocuk Regülasyonu aktör böyle koyacaksın çalıştırılıyor. tabii. Regülasyon yoksa yayınlamıyoruz. Yer mi yemez. Çünkü çocuk Yetmez. içeriğinde inanılmaz para var. CPM yüksek işte biliyoruz. Abi yemez şeyi düşer. Markala ya zaten daha da şey o marka oğlum bir şey çikolatalar, gofretler dönüyor, oyuncaklar dönüyor, bir şeyler. Bir dönemde bir çocuk vardı. Neydi o? Çitos mu ne? Bir çocuk böyle obez yapmışlar çocuğu. Devamlı yemek yiyordu böyle falan diye. Oğlum mu? Yani Çitos Efe miydi? Neydi bir öyle bir şey? şey. Yani sağlık Çerezdos şey. Halil. Ya işte. Çerez olsaydı. Doritos Necdet falan böyle. Sushi Kamil var bizim abi falan. Sushi Kamil. Kebap Necmi. Kısır Hamide falan böyle. Herkesin rolleri var. Yani Necmi. burada hep şey tabii şöyle oluyor. Yani aileye çok kızılıyor da. Abi aileler fırsatçıdır. Sen YouTube olarak buna bir önlem alman gerekiyor. Tabii. Çocuk pornosu bulanlara karşı önlem alıyorsun. Ama çocukların içerik üretmesine engel de olmuyorsun. Yani bence bu çok ciddi bir yasal bir problem. Yani şöyle bir problem. Hani ben sallıyorum hani oyun tarafında da hep şeyi konuşuyoruz. Lootbox bilmem ne sistemlerini konuşuyoruz. Yani bir Onlara da noktada yasa, senin ona bile yasa geliyor abi şimdi. tabii yani bir noktada senin şey demen gerekiyor ya. Yani ben hani ailenle bir video çekip koyarsın ama bunu iş haline getiriyorsan haftada 2 kere düzenli ve daha komik bir şey söyleyeyim mi sana? Türkiye'de de dünyada da çocuk kanallarının içeriklerinin çok ciddi bir kısmı lootbox. Doğru. Şey lootbox ama işte yok bilmem ne Bir şey oyuncağı açıyoruz, oyuncak bir şey açıyoruz. kız çocuk oyuncağı var böyle topak açıyorsun içinden acaba hangi bebek çıktı? Türkiye'de o toy box, moy box bilmem neler falan var. Aynen. Yani bunlar da aslında lootbox dediğimiz kumar sistemiyle birebir aynı. Çocuklar kutu açıyorlar, oturuyorlar babalarıyla, teyzeleriyle. 20 tane cimbirlop box açtık falan diyorlar böyle. Yani oyuncak sektörü de aynı boka düşmüş durumda. Çok kötü abi işte. Bilmiyorum nasıl çıkacağız. Ve büyük Peki, bir ikiyüzlülük var yani burada bir burada. sıkıntı daha var. Bunları izleyenler kim? Çocuklar yine herhalde. Çünkü benim hayatımda gördüğüm en aptalca yarışma hangisiydi biliyor musun? Hangisi? İsmini galiba tam hatırlayamayacağım şu an ama Acun'un bir tane programı vardı ya herkes Kutu kutu açılan mı? açıyor. Ha Neydi evet. o? Bir milyon mu Tamam alıyor? mı devam mı mıydı?
1500 milyon riski yok. Yok, Devam mı, milyon devam mı galiba? öyle miydi? Bilmiyorum ki. Yukarı aşağı Hatırlamadım. mıydı? Öyle bir Var şey mısın dedi. yok musun? Ha Ha. tamam. Büyük hissediyor musun gibi bir şey vardı dedi. Evet, büyük hissediyorum kutumun içindekini Evet falan filan. evet. O muhabbet. Hissediyorum Şimdi büyük. bak, Acun böyle Light. program yaptı, eyvallah. Millet de bunu izledi. Şimdi bir noktada şunu diyorsun. Acaba diyorsun, yani devletler de halkları korumaktan vaz mı geçti? Yani millet ne hali varsa görse mi? Yani çünkü kutu açan bir grup insanı gerçekten izlediler ya. Evet ya. Gerçekten Of. izlendi bu ha. Yani Survivor'da bile en kötü ada var. Acaba yılan mı sokacak? Kuytuda sevişecekler mi falan. Hadi anladın mı? Hadi izle. Ya bir Bütün stüdyoda hareket durup şuydu böyle. Açıyorum bak, açıyorum ha, ha, bir stüdyoda durup açıyorum kutu açan insanlar vardı ve milyonlarca insan oturup bunu izledi. Şimdi ben haliyle şunu düşünüyorum ya. YouTube'da kutu açan, YouTube'da kutu açan, YouTube'da kutu açan türlü türlü. Yani bir tanesi CSGO kutusu açıyor, öbürüsü Zula kutusu açıyor, öbürü Lootbox açıyor, öbürü oyuncak kutusu açıyor. Bunlar da milyonlar izleniyor. ya benim. Bence insanlık olarak suyumuza bir şey atılmış çok uzun süre önce. Ya da genetiğimize bir şey atılmış Allah tarafından. Çok, çok sıkıntılı insanlarız yani. Suya Sen karıştırıyorlar ben mutant mıyız abi? Biz niye bunları izlemiyoruz? Biz X faktörü müyüz? Hani böyle anladın mı? Şey, Profesör X'in okulunda bir grup insan var. İşte sizin mi süper son gücünüz anda? nedir? Ben Lootbox videosu izlemiyorum. Ne? Ahma falan hani. Ben asit Siz, emmiş ben olabilirim futbolla abi ilgilenmiyorum. şundan. Siz, ben Türkçe rap dinlemiyorum. What the fuck Şey yapmış olabiliriz ya, asit falan emmiş olabiliriz küçükken, ne bileyim, bir şey yapmışızdır. son? Oluyor öyle şeyler. Abi şey sıkıntı, bak kimse başına gelmeyince bir de anlamıyor bunları. Benim çok yakın bir arkadaşımın, neyse çok detaya girmeyeyim anlaşılmasın da, bir şekilde kan bağı olan birinin bir gün arıyor bunu işte. Ya diyor, bizim çocuk diyor şeyler mi yaptı acaba, kredi kartı çok yüksek geldi bu ay diyor. Bir bakıyor böyle, Steam 2700 lira. Çocuk inanamıyor böyle, ne lan bu falan diye çocuğun hesabına bir giriyorlar abi, full bıçak almış. Steam'in bu yaptığı hayvanlık da unutulmayacak bence bir 2700 ömür. lira. Bak birebir yaşadım ben, bu şey falan değil yani, şehir efsanesi falan değil. Gerçekten harcıyor insanlar. Şimdi hep eleştiri de geliyor ya, ne var abi işte herkes özgür değil mi falan, lan bu öyle bir şey değil. Bu biraz puştuk yani. Yok tabii canım. Yani bilmiyorum o işin geleceği ne olacak. Peki şuna ne diyorsun? Bu fincan silinmiyor. Hafif siliniyor gibi. Ama yani Ha biraz açıdan galiba bunun bak. hiç gözükmemesi falan lazım değil mi? Şu an çok tuhaf Sanırım gözüküyor. ışığın yansıma açısından şey denk Olabilir. gelince perdeye oradan Çünkü yani şey. sen geçen sarı bir şey giydin ve yok oldun ya. Evet Yeşil yeşil de evet. silmiyor. Yani perde yeşil. Çok ilginç. Ekrem İmamoğlu'ndan daha şeffaf İşte olduğunu bunlar hep bilmek güzel bir spoiler. sinematografların çözmesi gereken inanılmaz. İçinde çay var, radyasyonu sektiriyor da olabilir, bilmiyorum. Evet, konular böyle. Yani şey de vardı, ona girmeyeceğim artık. Game of Thrones Emmy'lerde 32 dalda aday olmuş. What the fuck? Bitti gitti Olsun. Game of Thrones bundan sonra. O Game of yüzden... Thrones'la ilgili en üzücü şey ne oldu biliyor musun? İyi bitmedi ya, Breaking Bad gibi olamayacak. Breaking Bad bugün hala dediğinde bir sürü insan böyle abi Breaking. Ya Tabii Ozymandias canım. bölümü araba çarpıyor abi falan. Hala Tüyler böyle diken. tüyler diken baba falan. Game of Thrones valla şey Sonda ne olsaydı oldu hatırlamıyor şu an stüdyo kimse. deseydi ki ya son iki sezonu çekemiyoruz paramız bitti atıyorum. Game of Thrones var ya ne efsane olurdu biliyor musun? Full olur şey olurdu böyle abi Game of Thrones ya abi Game of Thrones falan olurdu. Yarım kaldı ama ne olacaktı Şu an millet acaba böyle şey gibi hani böyle tek burnuyla tutup öteki burnuyla sümkürmek istiyor Game of Thrones'un falan. üstüne. O kadar kötü bitirilemezdi bir eser jürisinde ya. de Türk falan mı var acaba, bilmiyorum. Neden 32 aday kaldı? Yani işte birkaç Türk beğendi diziyi. Neyse. Hangisinden başlayacağız? Bilmem. Yapıştır. O zaman Dur. tarih yapım sırasıyla Dur. başlayalım. Ben Wikipedia sayfasında da yazan şöyle bir kısmı ilk önce okumak Seven istiyorum. Samurai'la başlayalım. Sevgili arkadaşlar, YouTube seyircisi, sevgili Twitch seyircisi. Bundan sonrasında dünyanın en büyük yönetmenlerinden bir tanesi kabul edilen Akira Kurosawa'nın en iyi filmi olduğu iddia edilen 8 filmden iki tanesi olan Hepsi en iyi film abi. Hidden Fortress ve şeyi konuşacağız. Daha Neydi? Ran'la Seven Rashomon da Samurai'yi konuşacağız. var. Yalnız biz size şimdi Akira Kurosawa övmekte zorlanırız. Çünkü bizi aşar. Dilerseniz Akira Kurosawa'yı öven birkaç isimden size alıntı yapmak istiyorum. Ha, Çünkü bak benim bu Akira güzel. Kurosawa'yı övmem çok zor. Yani Ingmar Bergman tanıyanlar için demiş ki benim yaptığım Virgin Spring filmi Kurosawa'nın ancak bir çakması olabilir. O zamanlar Kurosawa'ya o kadar hayrandım ki onun ne yapıyorsa onu yapmaya çalıştım. Kendimi samuray zannediyordum demiş. Federico Fellini demiş ki
Efendim, bugüne bugün Akira Efendi Kurosawa demiş. demiş, yaşayan demiş, sinema otörünün en iyi örneğidir demiş. Ondan sonra Roman Polanski demiş ki, dur bakayım. Bunu ne zaman demiş? Çocuktan önce mi sonra Karıştırma ya. Yazık, o da bir tane olay oldu adamcağızın üstüne yapıştı. Michael Jackson halbuki öyle mi? Neyse efendim, Roman Polanski'nin tavsiye ettiği filmler arasında 7 Samuray, Throne of Blood ve Hidden Fortress. Bugün biz Seven Samuray ve Hidden Fortress'ı konuşacağız. Efendim, Bernardo Bertolucci demiş ki, Kurosawa'nın filmleri demiş, La Dolce Vita kadar en azından benim üzerimde etkili olmuştur. Ben onun sayesinde yönetmen oldum demiş. Alman yönetmeni Werner Herzog demiş ki, bugün demiş, ben kendi yönetmenliğimde birilerine bağlantı hissediyorsam bunlar Griffith, Buñuel, Kurosawa ve Eisenstein'dir demiş. Yani arkadaşlar, ben Tarkovski'yi Akira yazmamışlar oraya. Tarkovski Kurosawa, Tarkovski de de söyleyecek şimdi. ha Tarkovski de şöyle söyleyecek mi? demiş. En sevdiği 10 film arasında Seven Samurai sarmış. Burada o yazıyor. En Sen başka bir sevdiği şey de diyorsan. en sevdiği yönetmen bu arada zaten. Bir Tabii, de. hatta şeyi söylemiştik galiba. Tarkovski ha bir de yani. Solaris filminde Japonya'yı kullanmış ya. Japonya'ya ziyarete gittiğinde Akira Kurosawa'yı da ziyaret etmiş abimiz. Efendim, ondan sonra Stanley Kubrick'in kendisinin bir notu yok bununla ilgili ama Anthony Frevin diye bir asistanı var. İşte şey diyor. Film çekimlerinde sürekli Kurosawa'dan konuşurdu. Kurosawa'nın şu filmi şöyle yaptı, biz de böyle mi yapsak falan diye konuşuruz. Çok ismini andığı bir yönetmendi demiş. Oğlum adam resmen bunları kamera böyle kullanır ha. Bak böyle çekeceksiniz ha falan gibi yani Tabii. öğretmiş değil mi? Efendim, ondan sonra Şaka. Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese ve George Lucas gibi isimlerden bahsedeceğiz. George Bunlar Lucas birebir çakmış zaten. George Lucas Hidden Fortress'tan etkilenerek Star Wars'u çekmiş. Steven Spielberg şöyle demiş. Dur bakayım. Pardon, Coppola şöyle demiş. Benim demiş, Kurosawa'yı herkesten ayırdığım bir nokta, bir tane ya da iki tane masterpiece değil, 8 tane masterpiece yapmış olmasıdır demiş. Ondan sonra Spielberg şeyden bahsederken, Kurosawa'dan bahsederken sürekli sensei diyormuş. Bugüne kadar senseiden yani öğrendiğim tek şey, başka geri kalan insanların toplamından öğrendiğimden daha büyüktür falan demiş. Ondan sonra George Lucas zaten dediğim gibi şey yapıyor. Sonra Lucas, Coppola ve Spielberg Akira Kurosawa'nın kariyerinin son yıllarında, Akira Kurosawa'nın Japonya'dan çünkü çok biraz tepki alıyor adam ve finansman bulmakta Evet. zorlanıyor. Amerika'dan finansman bulması için el birliğiyle destek oluyorlar falan Zor bir filan. adammış zaten. Bütçe yönetimi de berbatmış. Biraz Yani ondan da olmuş. işte, aman ondan sonra sayayım daha, işte Guillermo del Toro şöyle demiş, J.J. Abrams ki Allah belanısını versin böyle demiş. Abrams ne demiş ya? Alejandro Inarritu demiş ki 19 yaşında demiş, ben Akira Kurosawa'yı izledikten sonra yönetmen olmaya karar verdim demiş falan filan. Yani abi, benim Akira Kurosawa'yı burada size övmem zor. Yani Akira Kurosawa filmlerini izlerken şöyle düşündüm. Biz bunu nasıl öveceğiz oğlum ya? Yani şey gibi değil. Aynı şeyi ben de Herif hissettim bu yapmış arada. koymuş. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum o Not noktada. alırım ama şöyle çok güzel. Abi aşırı iyi yani. Not alıyorum böyle. Şöyle notlarım var. Abi burada kamera çok acayip falan böyle notlar var. Ya şey şimdi şöyle de gireceğim ben konuya. Şimdi bu filmi atıyorum. Şu an biraz daha genç bir kitle izlediğinde ya ne anlatıyor ki film ya da işte biraz eskimiş gibi bulabilir. Ama bu filmlerin esas noktası zaten anlattığı larından çok aslında teknik konuları. Yani ben öyle bakmaya çalıştım biraz. Ki bence hikaye olarak da çok iyi iki film de ayrı konu. Ben yeni nesil için biraz daha anlatmaya çalışıyorum. Yani çok basit ya Hikayeleri da düz ha. düz düz. Ama hani şey de gelebilir ne diyeyim. Yani ne var ki bunda falan diye bakan da olabilir ilk izlediğinde. Çünkü artık alıştık. Yani birçok yönetmen, ya yani bugün popüler olan yönetmen, işte sen okudun şimdi. Hepsi zaten adamın yaptığı, onun bulduğu ya da onun farklı yöntemlerle geliştirdiği, uyguladığı ya da birleştirdiği teknikleri kullanıyor. Ve bunu mesela ben direkt şeyde de gördüm. Direkt o geldi aklıma. Mesela o işte ormanda ağaçların arasından koşma sahneleri. Direkt işte Peter Jackson'da ilk Boromir'den sonra Hobbitler kaçarkenki sahne falan dedim. Direkt aynısını yapmış herif yani. Hani şu kaç sene var orada? 50 sene var. Yani 50 sene Şu an biz sonra Hidden Fortress'ta mıyız, Seven Samurai'da ben mıyız? genel girdim. Genel, okey. Hatta istersen genel de konuşabiliriz. Filmde konuşmamıza gerek var mı bilmiyorum. Biraz konuşup, ya şöyle, Olur. benim Akira Kurosawa'nın filmleri arasında en sevdiğim filmi açık ara Ram. Çok ilerleyen bir yaşında yaptığı bir film. Biraz da böyle, Ran daha eski 80 biraz mi? da adamın 80. 80, kendisini 80'li yaşlarında galiba yaptığı Evet. bir film. Biraz böyle, hani artık yaşlı bir adamın ölümle barışması falan gibi, daha da ağır. Yani Rashomon'u izledim. Bak ben onu hala izleyemedim yok. mesela. O çok acayip bir filmmiş yani. Ben de şey var işte, ay dur, Yojimbo var, Seven Samurai var, Hidden Fortress var, Ran var. Bir tane daha bir filmi vardı, yine Japonca olduğu için unuttum. Görsem hatırlarım ama.
Tahmin ettiğim film muhtemelen. Neyse benim de adı aklıma gelmiyor şu an. Ikaruga galiba işte. Ikagura. Demin ismini okuduğum film. Yani benim için şöyleydi bu arada Akira Kurosawa'yı keşfetmem. Ben Akira Kurosawa'yı farkında olmadan şey filmiyle keşfettim. Çok 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 sonra çektiği filmlerden bir tanesi olan Rhapsody in August mu? Ağustos ayında Rhapsody Evet. mi? Galiba ismi o. Böyle bir filmi var. Show TV'de oynuyordu bu film. Rhapsody'nin Ağustos olması lazım. Aynen. Show TV'de oynuyordu bu film ve şeyi anlatıyor. Atom bombası düştükten sonra atom bombasında ailesini kaybetmiş bir Japon ailenin yani kendi geriye dönüşlerini falan hatırlatıyor ve çok küçük yaşımda izlemiştim. Yalnız filmde bir sahne vardı. İşte atom bombası atıldığında oradaki adam şey anlatıyor. Yaşlı bir abi var, o da atom bombasını şey olarak hatırlıyor. Hani bir bulut gözüktü ve ondan sonra gökyüzünde devasa bir göz açıldı falan diye anlatıyor. Abim böyle şehir manzarasının üstüne kocaman açılan bir göz koymuş. Ben de çocuk yaşımda izleyince 3 gün 4 gün uyuyamamıştım böyle, tamam mı? Neler oluyor falan diye böyle. Bir de Show TV ver diyorsun. Şimdi televizyon nerede kurusu İşte yani şey bir kere böyle çok çocukluğumdan aklımda kalan bir imge yaratıp beynime kazımış bir heriftir. Çocukken ağzıma sıçmıştı yani, sağ olsun. Sonra bir dönem hayatımda Aikido ile çok ilgilendim. daha yaptın mı hiç? Yok, Ha. ilgilendim. Bir süre efor terleyeceğim, merleyeceğim. Ama ilgilendim. Abi savunma sanatı İşte onları. Kendo falan merak sardım. Kendo'ya merak saranlara çok şey derler. Aman Seven Samurai izleyin falan filan diye. Seven Samurai izledim. Sonra Seven Samurai izleyince zaten şey oldum. Vay böyle adamlarmış, neler oluyor burada falan diye. Sonra gidip işte mümkün olduğunca alıp alıp izledim böyle. Dersu Uzala var bir de izlediğim filmler arasında, pardon. Dersu Uzala'yı da izledim. Babam da bu arada Akira Kurosawa filmlerini çok sever. Hani bir kısmını da ondan keşfettim. Mesela Ran babamın yurt dışından Oğlum senin baban çok siparişi kaliteli lan. de validiydi. Babam iyidir ya. Babanı öveyim yani. Babam iyidir. Bizlere baba olmadı. Yani Ran filmini babam mesela şeydi. Yurt dışından kendisi DVD'sini merak edip de getirtmişti. Ben de o Vay be. vesileyle izledim. Ama şey, ne bileyim yani adamın işte filmleri izleyince beni bütün gün yoruyor mesela. Anladın mı? Böyle şey gibi yapamıyorum. Aç abi yapıştır hadi Akira Kurosawa maratonu yapıyoruz diye hiç kimseyi duyamazsın mesela. Ya öyle de değil. Zaten öyle bir şey. O da zor bir şey yani. Temiz kafayla falan izlemek lazım. Çünkü bir yandan da işte şimdi esas şeye dönersek aslında konular da derin bir yandan. Düz ama. Ya ben şey hep söylüyorum yani bence yazarken de daha yaparken de şey tartışılıyor işte. Ne rap geyi yapacağım da biz sanat yapıyoruz işte buradan para olmaz falan. Şimdi sanat konuşurken işte 1500 lira, 1400 lira ya da işte Rönesans'a bilmem ne gidince zaten o dönem yapılan sanatın tamamen saray için, tamamen para için yapıldığını burada da konuştuk. Bu sanat işlerini yaparken içinde bulunmadığın bir dönemi anlatmak ve bunu işte bir duyguyu yaşamadan, bir amaca gitmeden yapmak bence çok zor. Ben onu çok hayal edemiyorum. Yani genelde okuduğum kaynaklar ya da yapanlar da bunu söylüyor. Şimdi bu adam 1500 lira anlatıyor 1954 yılında. Ve tamamen kaynaklardan, tarihi kaynaklardan okuyor ve o dönem olabilecek karakterleri tek tek dosyalar halinde hazırlıyor. Diğer bütün köydeki karakterleri de, şimdi Seven Samurai için konuşuyorum. Bütün köydeki karakterlerin ağacını çıkarıyor, onların hayatını şey yapıyor, birleştiriyor, anlatıyor onlara falan ki yani çoğun hikayesi zaten bilmiyoruz bile. Çünkü adam o dönemi onlara yaşatmak istiyor, anlatmak istiyor kendi Köy canını. kurdurtmuş onun için. Evet abi Biliyorsun değil inanılmaz bir mi? şey ya. Stüdyoda çekmemişler. Köy kurun lan falan demiş. Köy kurmuşlar. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi biz bunu tabii böyle el ele diye izleyince anlamazsan ayıp edersin yani adam. Yani sanatı da hani şey oluyor ya ben anlamadım falan o kafa gibi. O yüzden biraz geçmişten girdim. Anlamak lazım, biraz dinlemek lazım. Ben o yüzden işte şey gibi görüyorum işte bu dönem George Miller aslında şeyin ucuz versiyonu gibi. Biz o kadar övdük Mad Max'i ama Kurosawa'nın ucuz versiyonu gibi ona rağmen. Tabii. Yani... Yani George Miller'da çöle gittik, çölde sallandırdık. Akira Kurosawa sen ne yaptın? Ya ben bir yerde buğday tarlası çekecektim. Buğdayların rengini beğenmeyince bütün tarlayı boyattım. Wow. Hani Evin çatısını kaldırttım oradan kötü hayır duruyordu falan. falan. Hani emek var emek, the movie yani. Hani bu arada işte adamın kariyerinden bir takım detaylı şeyler. İşte şey çok zor abi bu arada. Yani Akira Kurosawa ile alakalı biraz internette araştırma yaptım mı? Gerçekten 20 dakika Spielberg övüyor. 40 dakika George Lucas övüyor. Yani birebir yönetmen adam överken işte lensi şöyle kullanıyor, kadrajlamayı böyle yapıyor falan deyince ben buradan hani böyle şu an bir şey diyemiyorum ama babanın hep kompozisyonları çok övülür ya. Of. Kompozisyonlarla alakalı da şey var. Çünkü ressam bu Yönetmenliği arada işte hani kendisi. yönetmenliğe geçmeden önce ressam adam. Evet. Ve hani aslında kompozisyon adamın çok ciddi bir şeyi, uzun süre kullandığı bir aracı. Daha sonra filme geçince de aynı detaycılığa devam etmiş. Kendisi yazıyor çoğunlukla ya da
yazarlardan bir tanesi, ortak yazarlardan bir tanesi oluyor projelerinde. Yönetmenlik zaten. Editingini genelde günü gününe geciktirmeden yapıyor. Evet yani. Biriktirmiyor. Onu yapan bir yerde daha yapıldı o bu Yani arada kendi ya, montajını kendi yakın yapan yönetmen sayısı da az bu arada aslında. dönemde. Mesela o Japonya'da şimdi tabii şey de var. Adam bunları Japonya'da yapıp zaten Japonya'da bir kültür yaratıyor. Sinemayı oraya taşıyor. Ki aynı konu şeyde de vardır mesela işte çizgi roman hep Amerikalılar üzerinden konuşulur da manganın yarattığı teknikler aslında bütün dünyaya yayılıp o hareketli işte dövüş hareketleri, koşular, ne bileyim o işte ne denir ona? Şey fizyolojisi, insan fizyolojisi genelde mangadaki hareketlerden gelir, kopyalanır. Orada onlar sayesinde güzelleşmiştir. Avrupalılar da çok örnek alır. Bu adam da işte aynı şeyi Japonya'da tekrar her şeyi rafine etmiş. Birçok şeyi kendi bulmuş. Hani bazılarını birleştirmişti. Mesela Seven Samurai'da slow motion kullanıyor ama benim çok küfür ettiğim slow motion'ı herhalde tüm dünyada en güzel kullanan, en doğru yerde kullanan adam. Yani çünkü çok çok doğru bir anda, doğru bir yerde kullanıyor. Çünkü ressam. Tabii. Yani hep şey geyiği de yapılıyor işte abi işte çizgi roman karesi gibi işte ne bileyim ya da işte Nuri Bilge Ceylan abi fotoğrafçı fotoğraf karesi gibi. İyi de abi bu film ve hareketli olması lazım. Dikkat et adamın en sabit sahnesinde bile hareket var. Yaprak oynuyor, yağmur yağıyor, cam açılıp kapanıyor. Bu o kadar doğru ki yani herif her şeyi o kompozisyon içine oturtmuş bir de doğru yapmış. Ben o yüzden hani bu Tabii. yönetmenler tapıyorsa bizim ölmemiz lazım zaten herifi görünce. İşte Every Frame a Painting diye bir kanal var. Birkaç sene Evet. önce video çıkartmayı bıraktı. Onun Doing Motion Like Akira Kurosawa diye bir tane videosu var. Hani Tancan'ın anlattığı konuya daha detaylı bakmak isteyenler bence ona da bakabilir. Çok güzel Çünkü herif anlatıyor. özellikle orada üstüne kendi gidiyor. Yani çok kendi filmlerini yaparken çok detaylı detaylı çalışan ve aslında kariyerinde çok da fazla film yapan bir adam buna rağmen. Ölene kadar herif neredeyse film yapmış. Son bir sene yatmış yani sadece. Dur biraz Seven Samurai'ye geçelim. Seven Samurai ile Geçelim. alakalı söyleyeceğim birkaç tane bilgi var. Ben de bunu bugün okudum. Tamam. Seven Samurai dünyanın ilk şey filmiymiş. Abi ekibi topluyoruz. Ha evet, ilk İlk kez. Aynen. yani hadi abi kadroyu kuruyoruz ondan sonra whatever oluyor filmlerinin. İlkiymiş çok ilginç bir şekilde. Ben onu bilmiyordum. Seven Samurai ile ilgili filmi izlerken şöyle. Film 3,5 saat. Çılgınlıklar diyarı. Birincisi Çok uzun bu arada Ran gerçekten. filmi renkli. Ran filmin de renkli olduğu için çok seviyorum. Çok iyi olmuş. Ama şey çok ilginç. Yani Akira Kurosawa için siyah beyaz mı çekiyor, renkli mi çekiyor çok fark etmiyor. Herif ortaya ne çıkartması gerekiyorsa onu çıkarıyor. Bu müthiş bir şey. Kompozisyona odaklanıyor ve duyguları karakterler üzerinden veriyor. Renkle vermiyor zaten. Evet yani şey bu işte Mad Max'te de şeyi konuşmuştuk ya yani mesela George Miller'ın Mad Max'i siyah beyaz daha iyi. Cuarón'un İnsan Roma'sı abi. Bence siyah beyaz olmasa o kadar etkili Cuarón'un olmayabilirdi. Harry Potter'ın 3. filmi mesela siyah beyaz yapmış onda niye bilmiyorum mesela. Neyse Tartışırız konuşacağız bunu. onu. Şey diyeceğim yani gerçekten Seven Samurai renkli olsaydı nasıl olurdu inanılmaz merak ediyorum. Ama bir yandan da Akira Kurosawa bunu renkli yapmadıysa kimse ne olur renklendirmesin. Yani çünkü ortaya çıkacak işi çok merak ettiğim bir şey. Öte yandan şeye bayılıyorum ya. Yani Hidden Fortress'la arka arkaya izlediğim için iki film. Hidden Fortress şey ya geniş widescreen ya. Evet. İlk widescreen İlk filmlerden bir widescreen'miş. tanesiymiş bu Aynen. arada. Seven Samurai daha böyle 5-4 oranı mıydı o televizyon oranında bir film ve adam hangi oranda filmi yapıyorsa of o orana göre kompozisyon kurmaya başlıyor. Yani bu şöyle tabii iyi bir yönetmenin bunu yapmasını beklersen bu o kadar yapılmayan bir şey ki. Yapılınca Kameraları da ona göre yerleştiriyor, açısını ayarlıyor vesaire. görüntüler insanı atlıyor ya. Yani çok güçlü görüntüler kurabiliyor adam. Çok yani baktığın görüntüler seni içine çekiyor. Bu Seven Samurai ile ilgili şöyle çok ilginçti. 3,5 saatlik film. Yani çay almaya kalkarken her seferinde pause ettim. Hani şey gibi de olmadı. Ben işte bir çay alayım da. Çünkü kaçırmaman Ne lazım bir olacak? Bir şeyler. yarım dakika, bir dakika gitse ne olacak dediğin mesela. Binlerce eser var. Ben oyun oynarken izliyorum abi. Bir yandan da Hiçbir şey adam siyah kaçırmıyorsun beyaz film çekiyor. 3,5 saat çekiyor. Japonca konuşuyorlar bir de. çünkü. Anlamıyorum da. Ama ben 3,5 saat izleyebiliyorum bu filmi. Ve şeyden ötürü de değil böyle. Abi böyle bir şeyler olduğundan falan değil. Yavaş bir film aslında. Oğlum dövüşler zaten geliriz ona Ama neyse. ne bunun temposunu nasıl ayarlıyor bilmiyorum. İşte editingini de kendisi yapıyor. Yani şeyi çok merak ediyorum. Aa, biraz sonra Jim Bay ne diyecek? Ay, o köylüler ne yapacak acaba? Tüh pirinçleri çalındı. Bana ne lan pirinçten? Yok. Yani bunu nasıl becerdiğini gerçekten beni aşıyor. Şey çok ilginç. Ya ben niye girdim bu hikayenin içine oldum Seven Samurai'nin? Bir baktım 40 dakika geçmiş. Bugün izliyorum. 40 dakika geçmiş aga. Ya şey oldum böyle.
Ne ara Böyle başta geçti biraz kanka? parodi Hani... gibi pazara çıkıp samuray arıyorlar falan Tabii tabii böyle. arada böyle bir mini komik tonları var. Onu Hidden Fortress'ta daha da yoğun kullanmış. Ram'da mesela komedi momedi sıfır. Ya böyle ekrana drama atıyor böyle. Crawling on my skin diye drama vuruyor da. Seven Samurai'dan özellikle başlarında o şey geçişleri çok iyi. Ve böyle o quest gibi bir yapısı olması da çok iyi. Yani işte sopayla vuruyorlar kafaya. Aman gelir Ha misiniz evet. gelmez misiniz? Sonra o kılıç ustası herifi rastlıyorlar böyle. Oradaki o gerginlik bekleyiş yavaş yavaş. Hiç atlamıyor mesela onları. Detaylı detaylı veriyor hepsini yani. İşte zaten şeymiş o. Sergio Leone'nin kopyaladığı bir teknikmiş birebir. Yojimbo filmi var işte Kurosawa'nın. Yojimbo filmi birebir Akira Kurosawa şeyin Sergio Leone'nin Fistful of Dollars filmiyle neredeyse Ha. kadraj kadraj aynı. Yani Bu Seven dünyanın Samurai'da yapmadılar mı yakında ya? Bir abi Seven 2010'da mı ne Samurai'nin bir çok yerde? uyarlaması var. Mag şey. Magnificent Seven diye bir tane meşhur O kovboy var. filmi var. Eski bir de yakın dönemde bir daha yaptılar 2010'da mı ne? Denzel Washington falan oynuyordu hatta. Gerçekten bilmiyorum. Ama İzlemedim yapıyorlardır bu onu. arada yani. Çünkü çok iyi çalışıyor ya film. Yani çünkü film alt tarafı ne biliyor musun? Hani şöyle. 2000'lerin başında ben arkadaşlarıma Akira Kurosawa hadi beraber izleyelim falan dediğimde çok sıkılıyorlardı. Çünkü 2000'lerin başı şey dönemiydi. Aman işte adam şizofren çıktı. Vay zaman yolculuğuyla kendi kendisiyle karşılaşmış. Oo hepsi meğer bir rüyaymış. O twistler dönemi vardı bir ara. Yok Manolya, yok Vanilla Sky. Hatırlar mısın? Hep Evet böyle bir evet sonunda böyle ya. bir Gökten kurbağa ooo yağdı uş falan. falan hani meğer bir şeymiş falan. Şimdi o dönem benim gençliğime denk geldiği için ben arkadaşlarıma dedim de hadi böyle filmleri izleyelim diye çok şey oluyordu. Bir twist yok, bir şey yok falan. Ne ya izliyoruz ya filmi falan oluyordu. Çünkü film baktığında evet bir grup köylü vay köye eşkıya basacak. Bir grup samuray bulalım bizi savunsunlar. Samuraylar da sonra savunuyor ve film bitiyor. Yani bu böyle çok şey değil. O, bunu, ben bunu kesin izlemeliyim dediğim bir senaryo değil aslında. Ki Hidden Fortress da bence biraz öyle. Değil, hatta kendisi de çok da şeye odaklanmamış. Yani senaryo çok detaylı ve hatta hani şey var. Ama işte bunu o kadar doğal veriyor ki işte sınıf çatışması. Ne bileyim işte samuraylarla halk hangisi daha kötü? Bir dönem geliyor samuraylar çok otoriter oluyor böyle devlet gibi oldular diyorsun. Bir dönem geliyor köylüler çok mutlu işte filmin sonu ve ulan yine onlar kazandı biz aç kaldık oluyor. Yani İşin şey dengesini çok iyi tutturmuş herif. Yani halk nezdindeki aslında savaşçı da olsan, köylü de olsan 1500'ler ortamı tam şey vahşi doğa. Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Bunun için de herkesi kendi yanına bir dost çekmeye, işte bir hayvanla, bir insanla yan yana gelmeye çalışıyor. O yüzden onları çok girmeden böyle çok üstünkörü verip çok güzel anlatmış bence. Ama benim esas hoşuma giden işte şey, yani bak 3D yok. Şu an her bok 3D. Ne bileyim yakın çekim sadece işte ille karaktere odaklanacaksa var ki onları da hep çekim öncesinde şey yapmış. Prova yaptırarak hazırlandığı için herkes diyaloğunu falan çok iyi biliyor. Bunu mesela şeyde çok övmüştük. Kelebeklerde. Herkes etkilenmiş abi. Etkilenme imkansız. Adam herhalde o dönem için en çok oyuncuna prova yaptıran yönetmenmiş. Günlerce belki aylarca. Neyse. Ne anlatacaktım? Sahneler o kadar detaylı ki. Mesela 3D yok, bir şey yok. Öndeki adam konuşuyor. Arka derinlikte başka bir şey oluyor sağ tarafta. Sol tarafta başka bir şey oluyor. Ve senin odağın hep o anda değerli olan şeye kayabiliyor. İşte bu adamdaysa odağın işte yemek satmaya çalışıyorsa onda. Öbürü işte ona küfür edecekse kamera hiç oynamadan sen ona gidebiliyorsun. Ve kamera yine sabit. Bunu Koreliler de yapıyor şu anda. Bu çok acayip bir şey. Ya bunu yapabiliyorsanız şimdiki mesela geçen şans eseri annemlere uğramıştım. Sabah öyle TV açtık. Arka sokaklar var. Hani kıyas için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Kamera şöyle. Adamın suratı, arabanın plakası, adamın suratı. Ya bir durun lan. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sizin işinizi zorlaştırıyorsunuz. Bu daha güzel. Çok daha başarılı. Yani bunları örnek almayıp kendine de yönetmenim Tabii. diye gezen biri varsa kusura bakmasın yani. Uzun 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 sekanslar çekmeleri ve bunu kalabalıkla çekmeleri falan ikisinde de çok ilginç geldi bana. Mesela Hidden Fortress'ta da bir düello sahnesi var ya iki komutan bir kapışıyorlar bir ara falan. Ne kadar uzun süre kamera hiç Evet. kıpırdamıyor. Geniş Mükemmel alanda ya. takip ediyor bunları sürekli. Ya şey de çok Çok zor. güzel bir dövüş zaten abi. Yani şey de yok böyle koreografiler bilmem neler. Abi çünkü bir hareketinde ölürsün ki bunu Seven Samurai'da veriyor ya. Tabii. Sopayla dövüşüyorlar önce. Öldürdüm seni diyor. Nasıl öldürürsün lan falan diyor. İkinci de kesiyor herifi böyle. Bir de işte sakin bir yönetmen olmasının herhalde biraz da yılıyla alakalı tabii. 50'lerden 60'lardan bahsediyoruz. Yani filmlerin temposu bence yılına göre çok yüksek. Ama bir yandan Kesinlikle. da uzun ve sakin filmler aslında. Çünkü herhalde bu biraz da işte hani bir Japon estetiğiyle alakalı. Yani şeye çok vakit ayırıyor. Neredeyiz şu anda? İçinde bulunduğumuz alan, o içinde bulunduğumuz alanda karakterimiz tam nerede? Yani
genişten alıp hani böyle sana nerede olduğunu anlatma konusunda çok başarılı olduğunu hissediyorum sürekli. Kasabanın içerisinde samuraylar aradıkları kısım, düelloyu izledikleri kısım, hele bizim Jinbei başroldeki abinin Münir Özkul'un gidip de böyle işte kafayı kazıtıyor, Budist rahip kılığına giriyor. Yani mesela o sahneyi o kadar yavaş veriyor ki hani diyorsun ki lan ne olacak acaba? Alt tarafı bir herif koşuyor dışarıya ama o herifin koşması da slow motion. Orada aslında şeyi hissediyorsun yani evin dışından olan bu herif ne yapacak diye izleyen insanlarla aynı adrenalini yaşatmak için sana orayı uzatmış. Lan ne olacak acaba Evet, diye. gerginliği Onun yaratıyor. o devrilip düşmesini slow motion veriyor arkasından filan. Sonra şey zaten çok Bunu bu çılgın dönemde bak gidiyor. Villeneuve iyi yapıyor. O sakinliğin üstüne iyi vuruyor yani Villeneuve. Şey sahneleri çok yani şeyi çok iyi takip edebiliyorsun. Filmin sonunda savaş başlıyor. Yani biraz savaşın kurgusundan ötürü de hani tek tek adamları içeri alıyorlar. O ona sesleniyor. Adam alacağız. Tamam adam geliyor. Aman geçim. Hani böyle şey olmuyor. Strateji var Savaş başladı baba siz herkes birbirine giriyor burada. Abi orada. siz ön planda konuşun falan. Hani biraz çünkü arkada çangır çungur ses efektleri olsun. Ön planda konuşulsun da değil. Çok ağır 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 giden bir savaş sahnesi var ama sürekli gergin tutuyor seni. Bunu iyi ki söyledin. Biz mesela eleştiriyoruz ya işte. Abi Marvel filmi herkes birbirine giriyor. İşte şöyle olsa ya işte Doctor Strange şu özelliğini kullansa ya falan diye böyle tartışıyoruz ya. Millet lan ne olacak? Savaş işte. Eğlenceli. Abi niye işte bak. Abi vaktim var. O filmde de var. O filmlerde 2,5 saat sürüyor oğlum. 3 saate yakın sürüyor. Yani vaktim var abi. Stratejiye odaklan. Seyirci bunu alır. Daha keyif alır hatta. Yani kafasını da yorarsın seyircinin. Güzel bir şey bu. İşte adam bunun doğrusunu yapmış yani zamanında. Bak yakın dönemde ben hiç öyle stratejik Game of Thrones hariç çok stratejik bir savaş vardı mesela. Eleştirdik diye kızdılar ya ona da. Yani o yüzden hani Şey mi diyorsun? Beş Geceler tabii Savaşı. tabii karanlıkta koşup herkes ölüyor. Karanlıkta Ama koşanlar. herif 60 sene önce yaptığı filmde bize 45 dakika strateji anlatıyor küçücük yerde köyde. İşte demek ki bir stratejiyi anlatabilirsin abi. Yani neyse herif bunu çok iyi yapmış. Ben çok takdir ettim yani. Çok başarılı. Ben öyle savaş izlemek isterim yani. Ve gerilla Ya savaşı bu bir bir de yandan. şey çok o yani tamam 3,5 saatlik film ama filmin ilk yarısında ekipteki 6 samuray bir dalyarak ve yanlarındaki köylülerle artık o kadar tanış oluyorsun ki ikinci ekte birileri takır takır ölmeye başladığında çok üzülüyorum ben her Üzülürsün seferinde. Çok ya. kötü oturuyor bana. Hele o kılıç ustası dayı vuruyorlar ya Aa, o an yağmurda. çok üzüldüm ona ya. Şerefsiz orospu çocuklar. O kadar gıcık oluyorum Bok ki. yoluna gitti herif Aa, ya. çok sinirleniyorum o sahnede her seferinde izlediğimde. Sonra da işte köylülere kızıyorsun biliyor musun? Yani adam senin duygularını alıyor. Çünkü filmin başında şeysin. Lan yazık gariban bak işte haydut soyacak bunları. Vah ulan bir samuray bulsalar diyorsun. Sonra samurayları alıyorlar kasabaya getiriyorlar. Asıl kötü kim Meğer falan. samuraylar çoktan kasabadan geçen samurayları öldürüp zırhlarını alıyorlarmış. Vay şerefsiz köylüler oluyorsun. Sonra Toshiro Mifune abi geliyor. Bugün köylüler kötüyse sizin yüzünüzden kötü. Tabii o da Şikoço falan diyor. hata. Sije falan diyor. Bir şeyler O diyor böyle. tanınıyor. Sake falan diyor sert böyle. Lan sen böyle şey Çatıştı oluyorsun böyle. Vay arkadaş ya bu ne kadar bu şey bir konuymuş falan diyorsun. Yani Seven Samurai bilhassa Hidden Fortress için bu kadar sert şey değil. Yani bence bu arada Seven Samurai Hidden Fortress'tan çok daha iyi bir film ama teknik anlamda söylemiyorum. Seyirci olarak hissettiğimi söylüyorum. Seven Samurai beni duvardan duvara vuruyor izlerken gerçekten. Bir seviniyorum, bir üzülüyorum, bir merak ediyorum, heyecanlanıyorum. Ay diyorum ölecekler mi? Üçüncü kez izliyorum ya ben bu filmi. Yani Çoğu kişi bir kere bile bitirememiş olabilir bu arada. Demin ondan bahsediyordum. Yani senaryonun çok ikircikli, çok karışık olması bir marifet değil. İşte Mad Max'te de konuşurken şey dedik ya. Kız diğer kızları kaçırıyor. Bir süre gidiyorlar sonra geri dönüyorlar. Arada çatışmalar oluyor. Bir şeyler Yani oluyor. arada bir şeyler oluyor. Yani şimdi Mad Max'in zaten olayı bu. Senaryosu işte storyboard'dan çektikleri bir film demiştik Storyboard. yani. O yüzden bence Kurosawa'nın asıl gücü şeyde yatıyor. Çok anlaşılabilir. Çok herkesin anlayabileceği olaylar. O olayların içerisinde karakterlere vakit verip karakterler üzerinden ya artık sen filmin içine giriyorsun. Onda da hatta bir küçük anlatıda şeyi Boş anlatıyorlardı. diyalog da yok bu arada, ondan da giriyorsun Ha, yani. kullandığı kamera tekniğinden de bahsediyorlar. Bir tane genişten, bir tane Evet, yakından, bir ilk kez tane fazla de kamera kullanıyor gerilla bir zaten. yakın kamera kullanmış. Onların arasında geçiş yaptı da sen böyle şey oluyormuşsun. Lan atlı geldi. Anam geliyor. Vay geldi falan. Hani böyle o. Ben bunu ama gözümle bakarken anlamıyorum. Bir seyirci olarak çünkü herif beni şeyden çıkarıyor. İşte Anlamaman lazım zaten evet ya. böyle bir filmi analiz etmekte ben şey olarak zorlanıyorum. Orada işte şey diyebilmen lazım. Ha burada şu lensi kullandı. Ben o seviyede olmadığım için ben Akira Kurosawa'nın karşısında kesinlikle seyirciyim.
Başka eserlere bakınca şey oluyorsun ya, abi senaryo şöyle olmuş, işte kamera böyle olmamış diyebiliyorsun başka filmlere. Burada süt gibi izliyorum Ya filmi. benim avantajım hanıma soruyorum işte. Hı Diyorum bu ne şimdi? Orada diyor bilmem ne filtre atmış falan diyor. hı. Ha diyorum iyi tamam o zaman. Tamam bak orada bir şey varmış ama onu anlamışım yani falan diyor. Yani şey. Ben şeye işte çok tutuldum. O ormanda koştuğu sahneye çok tutuldum. Şey koşuyor ya bizim deli olan 7. samuray. Yani ilk şeyde koşuyor herifleri Kikuchi kovalıyor. muydu ismi, öyle bir Ha, şeydi. Kuşo mu? Kikuchi çok. Kuşo. Öyle bir şey. Çok Toshiro hızlı. Mifune. Mifune. Tamam, Toshiro. Kuçu. Okey. O koşuyor böyle işte kamera hiç arkadan almıyor mesela. Böyle devamlı önden alıp hem herifin suratını görüyoruz. Ya yani ben şeye bakıyorum. Bana vermek istediği duyguyu almaya çalışıyorum ya. Yani. Evet ya yani hem herifin suratını görüyorum. Hem dalga geçiyor, hem heyecanlanıyor. Hem o şey stresini görüyorsun. Öndeki adamlar kaçıyor bir yandan. Kamera dönünce açıdan alıyor oradan görüyorsun falan. Ya biz de olsa böyle işte yüz şey alır. Ya biz de olsa değil mi ya yakın dönemde. İşte göz hizasına bir kamera alır. Fıtırı fıtırı koşarsın böyle. Ondan sonra bu ne lan falan deyip oradan uzaklaşarak böyle uçarak gidiyorsun ondan sonra. Hiçbir şey anlamıyorsun da. Bu sana işte dediğin gibi yani bütün ortamı verdiği için o stresi sen de yaşıyorsun. Ağaç var. O yoldan biri gelebilir. Atlı sesi geliyor. Sesler o döneme göre bence çok iyi abi. Yani sonradan mı belki bizim izlediğimiz versiyonlara belki biraz daha geliştirmiş olabilir, yenilenmiş olabilir bilmiyorum. Ama yani sesler bence çok iyiydi ki kulaklıkla daha da iyi oldu. Atlılar geliyor duyuyorsun. Ne bileyim başka tarafta işte çıtırdı duyuyorsun ona gidiyor falan. Herif onların hepsini bütün o kompozisyonu bir ressam olmasına rağmen tek bir kareye sığdırmamış yani böyle 10 tane kareyi sana aynı anda vererek sığdırmış. Güzel Şey kafalar de yani. çok şaşırıyorum. Mesela kalabalık yönetimi çok iyi. Yani Aa şeyde evet. mesela bu Seven Samurai'da bir şey sahnesi var ya, tam act 1 biterken. 4 tane ev var. Lan diyor, bizim evler dışarıda, bizim evleri Ha. yakarlar. İçeride 20 ev var falan. 4 evin sahibi köylüler, inanılmaz gıcık oluyorum ben filmde bu arada. Okay. Hele bir tane şey var Tam ya. yavşaklar ya. Hele bir tane şey var ya böyle. Aman abi, Haydutlar Gölü götümüzü kesecekler. Samuray çağıralım. Samuraylara da para vermiyorlar. Pirinç Ha. veriyorlar. Aç Ama samuray bulunun. işte orada da şey sahnesi çok iyi ya. O da beni etkileyen sahnelerden biri. Tam böyle bisiklet hırsızı gibi, böyle dramanın hani artık garibanlığın dibi, o beni yine izlerken vurdu şey sahnesi var ya. Bir tane böyle tek kaş pis bir herif var bunların şeyinde. Ha. O böyle bir yerde alıyor böyle. Samuray, sen bu pirinci beğenmiyorsun ama bunlar sana pirinç verebilmek için darı yiyorlar, arpa yiyorlar diyor da, orada böyle şu sahne çok iyi yani. Münir Özkul böyle bir duruyor falan, yapıp alıyor o pirinci. Birinci böyle tamam ben bunu kabul ediyorum diye uzattığı kadrajda el yandan geliyor. Orada köylüler böyle diye dururken pirinç geliyor önlerine. Ben diyor hani bu teklifinizi, bu hediyenizi, armağanınızı geri çevirmeyeceğim. İşte böyle köylüler kafayı kaldırıyorlar. Işık tam orada yüzlerine geliyor falan. Lan! Lan bir okey diyor herif yani adamlara, tamam mı? Nasıl sen bunu böyle Mükemmel şey yaptın? Pirinç burada duruyor, adamlar aşağıda duruyor böyle. Pirinç bir de beyaz ışık vurmuş, ulvi bir şey gibi duruyor yani. Ne? bir de Anladın bunu kaç mı? sefer evet yani orada Niye yani? planlıyorsun bir de kaç seferde çekiyorsun falan ya yani. Ne Ve bir tane yapıyorsun iki ya yani? tane de yok böyle sahne. Her sahnede bir böyle ekstra şeylik var. Ulan ne kadar düşündünüz hani bu sahneyi, anladın mı? Çünkü çok iyi oturuyor her şey. Mükemmel ya. Ha, o şey sahnesi işte. Act 1'in sonuna doğru 4 tane köylü böyle mızraklar atıyorlar. Biz savunmayız, biz de savunmayız falan yapıyorlar böyle. Orada böyle en son Münir Özkul sinirleniyor. Böyle Mikel Mahmut geliyor böyle. Hıyt! Falan diye çekiyor kılıcı. Falan, falan diyor bunlar. Orada bak bir sahne var. Bunlar pıtı 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 koşuyorlar. Sopalarını alıyorlar. Sopalarını alırken Münir Özkul abi geri geliyor oraya konuşma yapmak için. Toshiro Mifune çıkıyor. Geçin lan diye bunları böyle tekme Ha, atarak suya kızıyor falan. sokuyor. Kalabalık full yer değiştiriyor. Herkesle beraber ve tek çekim bu ha. Evet, Yani evet. şimdi olsa böyle blog siteleri şey falan yazar. İşte Akira Kurosawa'nın tek çekimlik sahnesi yürekleri hoplattı falan diye böyle blog yazısı yazarlar. Ya Çirkin çirkin. 1900 kaç? 58 mi? 54. 64 mü? Whatever. 54. O yılda filmle yapıyorsun lan bunları. Çılgınlık ya. Ama Yani zaten bu yüzden bak orada şey, tekrarlar da yani var. film ne derken film ne Tabii yani, güneş tabii. deyince yanıyor bu yani, anladın Pahalı mı? oğlum bir de yani. Zaten yapımcısı da kaç kere kavga etmişler. Film 3 kere durmuş. Kurosawa evine gitmiş falan. Yapmıyorum lan falan diye. Ha. Yani tabii bu filmi o dönemde yapmak daha da zor. Şimdi dijital olsa işte bak ben şeye kızıyorum bak bu hep her şeyde var. Sinemada da var, sporda da var. Elinde imkan var. Elinde para var. Ama sen diyorsun ki halk bunu talep ediyor. Hayır abi. Talep değil orada konu. Sen yapmaya üşeniyorsun bunu. Çünkü kolayına geliyor. Evet.
Bizim bile geliyor yani, itiraf edelim bazen. Yani ben uzun uzun bir yayın hazırlamak yerine bazen tam bugün muhabbet edeyim diyorum. Kolayıma Tabii lan, geliyor ben yani. montaj yapmıyorum. Twitch çekimlerimin tekrarını Yani. atıyorum YouTube'a. YouTube ne habersiniz? Aynen yani, oluyor ama işte bu yanlış. Adam bunun doğrusunu yapmış 1954 yılında ve Yani hala bunu yaşatanlar var. yapmaya çalıştığı şeyi ortaya koyarken bu kadar uğraşan bir insan, Stanley Kubrick de sonuçta aşağı yukarı aynı şeyle övülüyor ya. Yani o kadar artık legendary lens yaptırıyor falan geyiği vardır ya böyle Evet yani. evet. Özel lens yaptırdı. Bu derece emek, bu derece efor Kamera yaptırdı. galiba bir sonunda karşılığını buluyor. Çünkü şey muhabbeti var. Ya bak, 60 sene geçmiş filmin üstünden ya. 60 sene ya. 60 sene geçmiş ve ben filmi izlerken hala bugün bir sürü modern filmden alamadığım bir keyfi alabiliyorum. Bu bir çeşit ölümsüzlük, biliyor musun? Yani Bak bunu en iyi Koreliler yaşatıyor bu bence sene abi izliyorum şu ve ruhun aşağı dokuyorum herifin. Helal olsun diyorum ya. an. Kurosawa'ya sobaya bak ya diyorum. Kore Yani filmlerinde var biraz işte hala. Yani bak o yüzden tutuluyoruz belki de. Villeneuve filmlerinde var, Kore filmlerinde var. Uzun sahneler, tek çekimler, daha detaylı kompozisyon falan. Onlar görünce hoşumuza gidiyor hala yani. Hidden Fortress. Bu arada Seven Samurai gerçekten, hani burada övmek için onu çok ciddi çalışmak lazım ama ben çok tavsiye ederim arkadaşlar. Şeyi izlemeyen herkese tavsiye ederim. Daha da zaten anlattık ama Akira Kurosawa ile ilgili ağzınızda bir parmak bal çalabiliyoruz biz Şeyi de size söyleyelim en istersen. fazla burada. Kurosawa'nın da beğendiği, çok beğendiği bir yönetmen var. Tom Ford Tom mu? Ford, Tom John Ford. Ford. John Ford mu? Amerikalı. Westernci abimiz o da. Aynen. Ki zaten bu arada hani Hidden Fortress da dahil diğer Tabii. filmde de Western tadı direkt hissediliyor. Ama normal zaten Western de şeydir ya, vahşi doğa yani. Orada Western'de esas konu kovboyların çok hızlı silah çekmesi değil. Aslında hiçbir teknolojinin, hiçbir yasanın olmadığı bir doğa ortamında hayatta kalma mücadelesi yani. Ki bütün bu Hidden Fortress'ta şey de öyle yani, Seven Samurai'da öyle filmler. Hidden Fortress bence çok Akira Kurosawa'nın benim izlediğim diğer filmlerinden ton olarak çok farklı. Çünkü bir kere neşeli bir film. Biraz daha Hani böyle yani karanlık iki karanlık aptal insan üstüne gelen bir karakter. film değil. O Seven Samurai'daki gibi şey değil. Yani işte burada köylüler şerefsiz ama onları şerefsiz yapan şartlar mı yoksa bilmem neler mi? Samuraylar onurlu savaşçılar diyoruz ama onurlu savaşçı da aslında iyi bir şey mi falan gibi böyle bir takım varoluşçu sorularla baş başa bırakmıyor Hidden Fortress seni. Hidden Fortress bir yerden bir yere gidiliyor ve o sürede maceralar yaşanıyor. Öyle. Bu da herhalde şey olabilir. Yani tarihine bakmadım da ilk kez yani bu kadar uzun ve tek parça anlatılmış ilk yolculuk hikayelerinden biri olabilir belki. Olabilir. Bilmiyorum. Şeye çok benzetiyorlar. The Treasures of Sierra Madre'ye çok benzetiyorlar. Şey yapısı olarak. Orada da altın bulan iki köylünün böyle açgözlülükten ağızlarının yanması durumları falan var ama burada tabii bambaşka işte. Bir prensesi götürecek. Hidden Fortress. Hidden Fortress bak daha bu döneme yakın bir film kafa Evet evet olarak. evet O tabii. yüzden biraz daha rahat izleniyor Seven Samurai'ye göre. Yani Seven Samurai'ye göre çok rahat izlenmesinin bir sebebi de bir saat daha kısa Bir olması. saat daha kısa, doğru o da. Hatta 1,5 saat falan daha Şey oluyorsun böyle, kısa aa bitti mi ya hemen? Dur yani. bakalım ya, bir bu kadar daha yok mu? Aa falan. Ben çok şaşırdım, bir anda bitiverdi film. 2,5 saatte daha ne oluyor ya? Bu arada Amerika'ya giren versiyonlarında iki filmi de daha, hatta diğer filmleri hep kısaltarak sokmuşlar yani Tabii. Amerika seyircisi izlemez diye. Hidden Fortress'da ben biraz çok şeyi hissediyorum. Teatral bir anlatı da var. İşte iki gariban karakterin gözünden açıyorsun. O iki gariban karakterin gözünden gerçekten hiç umurlarında olmayan. Çünkü hakikaten dört buğra herifler böyle. Yani evde zeytin yok hani, anladın mı? Böyle Evet. öğrenciyiz abi derecesinde fakirler. Onların o garibanlıkları, o yoklukları içerisinde gidip de böyle bir komutana rastlıyorlar. O komutan da vay oranın prensesini koruyormuş. Hiç yani herifler o şeye giremiyorlar ya. Yani şey... Zaten bak anlatım daha hızlı burada. Senin dediğin konuşumdan olabilir. Biraz bence bütçeden ya da şeyden biraz herif tekniğini değiştirmek zorunda da kalmış olabilir. Şimdi başında diyor ki mesela ölü gömdük, savaşa yanlışlıkla girdik. Şimdi film uzun olsa muhtemelen onların savaştaki bir sahnesini görüp Tabii. ölü gömdükleri sahneyi görürdük. İşte kaçıyorlar, pirinç çalıyorlar. Diyorsun ki hala kaçıyorlar. Tabii, çünkü komutanla tanışmaları 28. dakika mı ne? Tabii. Yani İşte o 28 yüzden. dakikada biten filmler var. Yani Ya ve hani o karakterlerle o kadar uzun süre geçiriyorsun ki, karakterler de şey konusunda çok iyiler. İki kişi civ 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 birbirleriyle atışıyorlar konusunda çok iyiler. çok parodi karakterler zaten. Parodi karakterler. Hemen heriflerin dünyasına giriyorsun. Sonra işte ya bir de şöyle hiç dik durma huyu yok ya bunların. Yani bunlar Hiç hakikaten böyle umurgasız ya. omurgasız rezil köylüler falan tarzılar ya böyle. Omurgasız rezil köylülerin yanına böyle komutan falan geliyor.
Yok, prensesle konuşuluyor, ne yapsak filan. Orada bir küçük şey Komutan da hikayesi var. stratejik. Prenses de kendini böyle hani işte garibanların arasında farklı bir hayat görüyor. O halka inmek istiyor biraz daha. Yani oraya bir görmek istiyor. Çünkü şey Halka onu... inmek niyeti yok da halka inmiş oluyor işte artık, ne Ha, yapsın yani. şundan aslında bence o biraz. Kardeşinin feda ediyor ya adam. Bence ondan sonra o kırılmayı yaşıyor. Yani ondan önce çıkmıyor yani. Basıp kendi gidebilirdi. Neyi bekliyordu ki yani? Ben ondan Tabii. öyle düşündüm. Yani kardeşi ölünce onun için çok sinirleniyor zaten. Sen böyle yaptın işte, tamam ya, işte çok kötü bu. Sen bok gibi adamsın falan diyor. Sonra biraz daha işte hani o kızı kurtarıyor. Belki onun vicdan azabıyla yapıyor. İşte köydeki kızı. Bunu işte satın alabilecek bir kadın gibi görüyor. Bu arada ilk filmde hiç kadın karakter etkisi yokken, hani ilk film derken Seven Samurai'da, Seven 4 sene sonra burada 58 yapım. Burada daha önemli bir kadın karakter var bir anda ve çok da doğru bir rolle yani. Samurai'da. Yani Hidden Fortress bana şey gibi geliyor. Bugün farklı bir settingde, farklı bir temada, farklı bir dönemde bir uyarlaması çıksa hala çalışacak bir film gibi geliyor. Her Bugün şeye Hidden Fortress'lar oturtursun. tam böyle A şey New Hope gibi. işte. Yani ondan diyorlar A ya New Hope Chapter'ı. gibi. Bence biraz Indiana Jones'lara da Indiana benziyor. Jones'a Yani benziyor. böyle tam bir adventure filmi ve ne yapacaklar acaba diye merak edersin. Yani böyle insana evet derinden etkileyen bir film değil. Ama başlayıp hızlıca bitti falan film diyorsun böyle. Filmde benim tek sıkıldığım sahne bir tane. O da kızın ben artık ölüme hazırım deyip ey filan diye şarkı söylüyor bir tane. Ha. Bilmiyorum orada ne şarkı söylüyor. Budist duası mı okuyor ne Ha. şey mi getiriyor. Ayetel Kürsi mi okuyor bilmiyorum ama bir o sahneye ufak diye anlamadım. O da kültürel bir durum artık o bana Değil mi? geçmedi. O biraz zor. Çünkü ondan sonra şey falan da güzel. Ya bir şey söyleyeceğim tekrar. Aynı şeye takılıyorum ama yani görsel olarak o beni çok etkiliyor. O böyle bir şey sahnesi var ya, bunlar arabayla kaçıyorlar. Arabayla kaçarlarken polisler geliyor Ha, böyle. atlılar geliyor, GBT durduruyorlar. yapmaya kalkışınca komutan çekiyor. Laps ikisine saplıyor. İkisi atla kaçıyor. Atla Kovalı bir kovalama kovalı. sahnesi var ya böyle. Aynen. Arkadan böyle açıyor. Nasıl çıkacağım lan diye. Duruşu falan çok iyi orada. Çat geliyor saplıyor. Sonra da atı durduramadığından düşman kampına giriyor yanlışlıkla. Orada da 20 dakika falan sürüyor sahne galiba ya. 20 dakika duyarlı Ve sahnesi var. izletiyor ve şöyle oldum izlerken. Lan ne kadar yavaş dedim ya izlerken, ama böyle şey şöyle Ya izliyorum hani bir yandan da sıkılmadım ama anladın mı? Lan ne olacak acaba, ölecekler mi bu falan? dönem şunu konuşuyoruz ya, hani şu meşhur YouTube kanalı hep onları inceliyor. Adamın adını hep unutuyorum. Kılıç dövüşü ustası var ya bir tane. Skalagrim Ha, galiba. bu gerçekten olur mu falan. Gerçek dövüş sahnesi bence zaten bunlar. Çünkü işte Game of Thrones'taki o bizim Duncan abinin yaptığı işte böyle döndürüyor, döndürüyor, bir şeyler yapıyor. Çift kılıç. İşte öbür başka bir filmde böyle mızraklar dönüyor, bir şeyler yapılıyor. Abi burada yani işte Star Wars Rebels'te olan konuştuğumuz işte en doğru gerçekçi ışın kılıcı dövüşü orada ya. Bu da öyle. Yani tek hamlen var zaten. Ya savunacaksın ya tek hamle. Dövüşün sonuna doğru bir iki tane boş sallıyorlar bu arada. Bir Ya. bir tanesi kafasını üstü çeviriyor, bir Evet. aşağıdan çeviriyor falan böyle ama sonra Sıkılmışlar hızlıca herhalde orada, değil mi? orada olabilir. Şey olmuş değil mi? Senpai biz artık sallayak bunları, bu çocuk gibi yordu Arthur bizi Dayne, falan filan pardon, diye bir böyle. Duncan dedim. Arthur Dayne, aynen. Yani o bir kere şeyin açısı çok iyi. Bak o sahnede de şunu takdir ettim çok. Hidden Fortress sahnesinde. Pardon, kampa giriyor. Kampa girince vay Osman sen mi geldin ya, Ha, ben geldim falan, tamam tanıdık, eyvallah. tanıdık Ha, çıkıyor. tanıdık çıkıyor, tanıdığı çıkınca Bizim falan vay Kara Murat senden buradaydım dı falan. piç Osman'mış Ha, ya. sonra hadi dövüşe gidiyorlar. Orada da şey çok ilginç, bir o dikkatimi çekti. Adam buna böyle bakıyor, yoksa falan bir şey diyor böyle. Hemen Sonunda dövüşmeye mı? başlıyor. Yok Ha, yok, daha başında. kampa giriyor. Merhaba nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, yoksa diyor. Hemen dövüşmeye Çünkü başladı. düşmanlar Heriflerin çünkü lügatında senle ölümüne dövüşelim mi diye bir kelimelik kelime var, tamam mı? bak. Bizde yok. Neyse hadi mızrak seç filan diyor. Orada mesela bütün o mızrak seçme sahnesi tek bir sahne. Ne kadar nasıl organize ettin bütün o kalabalığı? Çünkü şöyle bir şey yapı var Çok orada, onu zor fark ettin mi? ya. Komutan Toshiro Mifune'nin karakteri mızrakları alıyor, deniyor, ikisi deneme yapıyor. Her deneme yaptığında bütün o şeyler, Hareket ediyor gariban onların. askerler. Sonuçta aslında iki filmde de şey vurgusu çok var. O biraz Japon kültürünün daha büyük bir parçası olduğu için kast düzeni var ya. O adam komutan. Düşman komutanı da olsa komutan. İşte Tabii. o kadın da prenses. Biz de köylüyüz. Öbür tarafta da bunlar O çok samuray. keskin bir Biz sınıf ayrımı köylüyüz. var Bunlar orada. haydut. Yani o aralardaki şey korkusunu da görüyorsun. Tamam, düşmanın komutanı ya, saplasan öldürürsün, zırh da yok üzerinde ama yok. Düşman komutanından yine korkuyor. Herif alıyor mızrağı deniyor. Yani oradaki şey çok ilginç. Herif komutan olduğu için otomatik üstün ırk ve bunların hepsi böyle siniyorlar. Herif daha deneme yapıyor. Ver lan filan diyor. Bir sürü asker kaçıyor böyle filan. Bu hiçbir Kendi şey adamı da söylemeden o yapıyor kadar çok şey zaten. anlatıyor ki. Tabii. Anladın mı? Yani
Mesela köylülere ilk tanışıyorlar. Köylüler hemen diyor ki sen indir, sen su getir falan diyor. Köylüler hemen böyle. Çünkü Ha. köylüler onlar ve anladın mı? Ömür boyu köylük alacaklar. Bireyselleşme sıfır. Şey geçiş, Seven sınıflar arası geçiş Samurai'da sıfır. buna süper çakıyor diyor ya, bunlar karşılamaya çıkmıyorlar. Tabii. Bizim karakter sahte sinyal veriyor. Hepsi çıkıyor, Allah Aman bizi koruyun falan diyor bu öldürecekler. sefer. Tabii. E ne oldu yavşak diyor, demin bizi hem koruyun diyorsun hem karşılamıyorsun diyor. Çok Ya güzel detaylar işte var. ama bu da sana şeyi çok güzel anlatıyor. Yani Japonya'nın öyle bir dönemini anlatıyor ki adam. Zaten drama biraz kendiliğinden çıkıyor. Yani bunu böyle seçip bu şekilde güzel anlatmak da çünkü orada askerler derse ki siz burada bekliyorsunuz. Tamam abi gel sen mızrağını seç falan diyebilirsin. Onun yerine abi sen mızrağı seçeceksin ama sinirlisin, agresifsin. Kendi karakterini oyna. Abi siz de herif her ani hareket yapınca korkacaksınız hep beraber aynı anda. Ve hareket Bu edeceksiniz. çok küçük bir detay aslında. Yani bunu yani bu detay orada olmasa film daha kötü olmaz anladın mı? Ama bu detay orada olduğu için film Da daha iyi daha iyi oluyor. oluyor. Ve yani herifin bence en büyük başarısı işte böyle ıvır zıvır detaylardan çok fazla var. Ve dünya kafanda büyüyor giderek. Ben sırf bu sahneden şeyi anladım. Yani düşman askeri yine de düşman komutanından korkuyor. Ya korkuyor ve zaten şey diyor ya, komutan da ilk girdiği anda o sizin denginiz değil falan deyip zaten kendi şey yapıyor, bir önce Tabii. kesip atıyor. Tabii. Çünkü şey, o da bir saygı orada. O benle şey yapacak falan. Yani normalde olsa çek buradan, ne uğraşıyorsun Tabii. dersin. Ama zaten bütün işleyiş işte orada, yine Japonya'da ne olursa olsun o kültür çok farklı bir kafa. 1500'lerde o kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Seven Samurai'da da yine aslında şey, aynı şeyden bahsedeceğim. Bunlarla beraber gezen karakter işte yine Toshiro Mifune'nin oynadığı karakter. Başta böyle samuraymış gibi takılmaya çalışıyor ama samuray değil. Ha. Gariban. Sonra köylü oğlu, köylünün birinin oğluymuş bu da. Köyü yakılmış Tabii. zamanında. Aslında o da tam şey böyle. Ben Biraz köylü değilim ulan diye sınıf atlamaya çalışıyor. arada Köylüden kalmış. nefret ediyor ama samurayları da sevmiyor aslında. Ve şeyi anlıyorsun yani o toplumda evet köylüysen hakikaten dört pur artık böyle bir şekilde hayatta kalmak için her şeyi yapıyorlar. Bu da bir şekilde her şey yaparak hayatta kalmak zorunda olan köylüler evet kötü gösteriyor ama bir yandan da ulan bu heriflerin başına iki tane mızraklı koruma koyun lan yani Tabii bu canım. kadar çaresiz bırakırsanız insanları tabii ki kötü Zaten olacaklar. hep işleyişin aslında hep bir tarafa kaymadığını, hep bir dengede gittiğini de anlatıyor. Yani herkes hata yapıyor Tabii. ama bir taraf belli dönemde daha çok yapınca ona giriyor falan Peki şey filan. ne dedin? Hidden Fortress'ın en sonunda artık böyle bunlar atlarca altınları falan var böyle. He. Sonra bir parça Yakıyor. altın alıyorlar yine. Ala ala. Onda da artık böyle kimse aç gözlük yapıyor. Yapma kardeşim sen de çık. Estağfurullah brom sende Onlar da kalsın. öğrendiler falan gibi biraz. Biraz o biraz şey tabii, bu kadar yani Seven Samurai üst üste izleyince daha sert bir hikayeden gelince biraz şey gibi, hadi biraz da mutlu olsun hani son gibi Ama zaten bayılıyor. şöyle olmuş. Kurosawa'ya demişler ki baba hep drama çekiyor. Aynen. Biraz millet gülmek istiyor. Biraz azıcık keyifli neşeli bir film çek demişler. Hidden Fortress'ı ben neşeli bir film çekeceğim diye çekmiş. Şey olmamış yani. Aa bu filmde komik oldu hay Allah filan değil. Yoksa o iki tane köylü full mizah diye oradalar zaten yani. Ya mizah ama heriflerin başına gelenler de, ölü gömüyorlar, Evet. yakalanıyorlar, Biraz zorla karanlık mizah. çalıştırıyorlar. Ha. Böyle bütün ya o şey sahnesi mitolojik bir sahne gibi değil mi? Merdivenlerden binlerce insan koşuyor. Hepsi çıktıktan sonra, hepsi gittikten sonra bunlar kenardan çıkıyorlar. Böyle merdivenlerde ölen insanlar var. Orada da böyle ayı gibi çekmiş zaten. Bunu ben wallpaper yapayım falan diye böyle bakıyorsun, ya da böyle Evet duvara ya yapayım Hidden bunu Fortress'ta öyle sahne daha çok bu falan. arada. Yani biraz şeyle alakalı herhalde. Seven Samurai'de köyü savundukları sahnelerde o yağmur altındaki hele düello sahneleri falan çok iyi ama Hidden Fortress'ta o bunu arka plan yapacaksın sahnelerin sayısı daha fazla. Mesela bir tane de şey sahnesi var ya meşhur. Ha buradan çıkacaksınız falan diyor Ha adamlara. evet. Böyle orada böyle Şey bir kadrajlama yapıyorlar. Çok yapmışken iki güzel. köylü bu tarafta bizim çıkacaksın diye abi bu tarafta taşlı yolu ortaya koymuş. Ya da böyle Çizmiş onu herif ya. daha yol başlamadan böyle çıkıp tepelerden gidecekleri yollara bakıyorlar. Aşağıda böyle araziler gözüküyor falan Çok filan. iyi ya. Yani ben mesela kendi hayatım için söyleyeceğim. Bu tarz kompozisyonu ben ilk Yüzüklerin Efendisi'nde gördüm. Yaşım itibariyle. 13 yaşımda mıydım? Neydim Yüzüklerin Efendisi ilk çıktı. Peter Jackson %100 etkilenmiş hem zaten bu Ya herif, hani aklı varsa etkilensin etkilenmesi zaten her yönetmen bu adamdan. imkanı. Yani o böyle şey vardır ya bütün şeyde Ayrık Vadiden çıkıyorlar. Dağlarda, mağlarda yürüdükleri Evet böyle ya, çok drone güzel. kameraları yukarıdan çekiyor. Bunlar gidiyorlar böyle falan. Şey örneğini ondan verdim. Boromir'in sahnesinde ondan Tabii. örnek verdim. O ormanda kaçış sahnesi efsane bir sahne yani. Yani işte mesela kendi hayatımda ilk orada görmüştüm ama geriye dönüp bakınca böyle 1950'lerde falan yapılmış böyle filmlerde böyle sahneler görmek ve siyah beyaz olmasına rağmen bu kadar vurucu olması çok etkiliyor ve çok şaşırtıyor beni ya. Ya evet, ben şeyi merak ediyorum işte, geçen bir tane video gördüm. O dönem
Rambo 2'yi izleyip sinemadan çıkanlara röportaj yapıyorlar. Okay. Ha, böyle işte nasıl ya, ilk de daha iyiydi işte, Amerikan propagandası, ben eğlendim falan, İngiliz adamları. Keşke böyle çekselermiş ya. O dönemin seyircisi düşünsene, sinemada izleyip çıkmış Japon seyirci Seven Samurai, ne demişler acaba falan, çok merak ediyorum bunları. Çok araştırmadım. İllaki vardır yorumlar o dönem yapılan, ama direkt seyircinin ağzından çıkan çok daha farklı olurdu yani. Bir de şeyi okudum, o çok ilginç geldi. Rashomon filmiyle beraber dünyada Japon sineması diye bir şeyin olduğu keşfediliyor. Evet, o patlattı Rashomon'u ya. mesela merak ediyorum. İlk fırsatta izleyeceğim o Onu yüzden. benim de eksikliğim, izlemedim ben de. Lan Japonya'da sinema varmış ve fena da iyiymiş falan diyorlar. Ve aslında bütün Japon sineması bırak, Asya sineması için dünyaya açılan bir kapı oluyor Kurosawa'nın o girişimi. Ondan sonra da dünyada çektiği dikkat artıyor, giderek büyüyor falan filan. Ve Akira Kurosawa Japonya'da şey tarafından, şey açısından çok eleştiriliyor. Batı filmi çekti abi o filan tarzı. Hani böyle Japon filmi çekmedi. Japon filmi izleyecekseniz Mitsurugi var, onu izleyin falan Para tarzı verdiniz böyle. mi lan falan. Böyle bir ilginç bir eleştiri almış adam. Bir de Yani para ben vermemişler adama da yani bir yerden sonra. ya para versin vermesin adam da öyle film çekmiş. Yani Yani. şey çok ilginç ya, Yok, Akira Japonlara Kurosawa kızıyorum zaten. hayır şey açısından ilginç geliyor bana. İşte Entel Feridun videosunda falan filan da hani böyle Akira Kurosawa abi falan, hani Akira Kurosawa film bilen adamın şeyidir ya, böyle baba Akira Kurosawa falan denir. Adamın eserinden ayrı olarak söylüyorum. Dünyada yani dünyanın geri kalanında Akira Kurosawa övmek, abi biz filmle biraz alakalıyız, ilgiliyiz demenin bir yoluyken, Japonya'da popülist piç diye geçiyor herif yani. Yani Tabii, bu bu nasıl bir Japonya'ymış arkadaş ya? kültür o kadar büyük ki. Millet orada Akira Kurosawa'ya şey diyeyim. Aman o popülisti ne izliyorsunuz abi? Boş ver ya. Enes Batur 1, Akira Kurosawa 2 falan. Japonya'da böyle mi abi bu adam yani? Bu da iyice YouTuber oldu Ha, falan diyor. yazıklar olsun ya. Ne bileyim abi, işte Japonya'da çok ilginç yani. Miyazaki'ye. Oğlum bak, düşünsene, ama çok var adamlardan. Yani şimdi öyle bak. Tonla manga çizeri var. Tonla anime yapan adam var. Kesin şu an bizim bayıldığımız bir manga çizerine herifler burun kıvırıyor olabilir yani. Yani normal. Ben Evet. çok şaşırmıyorum. Ya tabi bu biraz işte dışarıdan bakmayla ilgili. İçeriden farklı gözüküyor. Dışarıdan farklı gözüküyor. Peki, o zaman Akira Yine Kurosawa'yı 2 saat yeterince övemedik, olmuş. ama yeterince övmemiz zaten çok zor. Ben zor bir şeyin altına girdiğimizi Zor düşünüyorum bu zor. işte. Ya bak, çok Ben samimi bir övmeyeyim, şey Steven söyleyeceğim. Spielberg övüyor, YouTube'da ondan izleyin Biz Godard arkadaşlar. izledik burada. Konuştuk. Yok yeni, işte Fransız yeni akımı. Evet, başka bir şey falan, ama ya Kurosawa'yı izleyip ben çok etkilendim. O filmi izleyince bu kadar etkilenmemiştim yani. Düşünüyorum da şimdi. Alphaville mi? Ha. Ha, tabii canım. Ama dönemleri Haş. ve deneyselliği açısından yani işte evet, aslında şöyle bir şey var. Akira Kurosawa çok daha evrensel filmler çekiyor. Yani Evet. Hidden Fortress bugün Akira Kurosawa çekse dünyada hani şey gişeyi sallar atar. Tabii. Yani bugünkü kadar ucuz çekmiyor adam. Yoksa popüler film çekiyor. Yani her izleyenin anlayabileceği, bağlantı kurabileceği. Ama Ama bir yandan da deneysel olan görüntü teknikleri var o dönem için yani herifin. işte evet Tuhaf yani gelebilir yani yo, insanlar. abi ona bakarsan Matrix'te şey, yani şunu demek istiyorum. Popüler olan ve popülist olan her film illaki de kötü film olmak zorunda değil. Hani böyle Değil, değil, mainstream değil. olan her şeyi eleştireyim kafası bu kadar ustalarla çakışınca işe yaramıyor. Yani ona bakarsan Matrix'te goy goy bıy bıy bilmem ne kafa açıyor falan. Aksiyon sahneleri çok iyi. Şimdi Matrix kötü film mi? Değil. Değil. Yani Akira Kurosawa da Bu 1950'lerde yanlış bir macera algı filmi canım çekmiş. zaten. Tabii. Popüler film mi? Evet, popülist film mi? Değil, hatta biraz elitist bir film. Şey, söylemler açısından, hani söylemleri biraz şeyle. Köylü var ya köylü. Pii, köylüye falan tarzı ya biraz böyle adam. Evet ama ulan bir yandan da halk izlemiş ve hala izleyenler çok beğeniyor o Abi adamı. dediğin çok doğru. Ben mesela aynısını şimdiki dönemde şunun için düşünmüştüm. Norveç filmi izliyoruz ya da İsveç filmi izliyoruz. Yine de gelip şöyle yorumlar geliyor ya. Siz işte hep popüler şey izliyorsunuz. İrlanda sineması izleyin. İşte ne bileyim, Arnavutluk bir film var, çok iyi falan. Belki Arnavutluk herif de diyor ki, ona bok gibi film lan. Bundan bizde 20 tane var. Millet de beğeniyor bunu. Allah kahretsin diyor. Ya bu işte yani bakış açısı. Mesela Sırbistan'da Goran Bragovic hiç sevmiyorlarmış Ha, filan. değil mi? Düşünsene böyle. Ederiz, falan Gev 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 gev. Ya bu işte aldık abi, anladın mı? Yani biz burada sevdiğimiz bir filmi ya da işte ne bileyim etkileyen ya da popüler olan ama yine de iyi olmayı başaran bir filmi konuşuyorsun. filan. İlle de underground olmak zorunda değil ki. Underground çok kötü örnekler de var yani. Yıllarca biz fanzin de okuduk. Hepsi çok kötüydü yani. Underground olduğu için iyi Evet, bazı olacak diye eserler düşünüyorum. underground kalmasının bir sebebi oluyor gerçekten de. Aynen. Peki haftaya ne yapıyoruz o zaman? Evangelion ve Evangelion dedik. Boys dedik. Ben Boys'ta artık nereye gelirsem bakalım. Evangelion ve Boys o zaman.
Ama tamam. Evangelion'u bitiririm de Boys kısmet diyorum bakalım. Boş ver Boys'u. Evangelion'a sen bir bak, bir gir bakalım da. Tamam. Evangelion konuşuruz ama ha. Onu izlerim canım. Ben çünkü yani Evangelion'u zamanında izledim. Bir kere daha izledim. Bir kere daha izledim. Üç kere izledim tek anime dünyadaki. Bir de çok inanılmaz hentai kültürüm var O Evangelion'da. full anime mi mangadan mı? Öyle anime o. Full anime. Anime. Okey. Tamam. Gainax Studios'un inanılmaz maceraları. Okey. Evet sevgili arkadaşlar. Haftaya Evangelion ama Evangelion Classic Edition. Ondan Boys'ta sonra kısmet bakalım. Evangelion'u çoğunuz şu YouTube'da herkese introsu yapıldı ya oradan biliyorsunuz. Zan kokuno tenshino teze. Var ya işte o meşhur. Good Omens'i salladık şu anlar. O zamana başka bir zamanda bakarız yani. Godomens'e bakarız. Çok dizi izleyemiyorum ya. Yoruluyoruz abi. Bakarız. Evet. Hadi görüşürüz o zaman. Yatay bakıştan, otel yakıştan bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Raple kalın. Raple kalın, rapsiz kalın. Sözlerim derip geçer. Yatay bakış siker. Biri biri.